tüylerimiz diken diken olmadı mı? Evet. Ne kadar zorlu bir süreç değil mi? Ne kadar zorlu bir mücadele. Bir Nelerden ulusun geçmiş. gerçekten bütün hayatını kazanma mücadelesi. Burada başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O mücadeleden sağ çıkıp bize o günleri anlatan gazilerimizi, hayatta kalanlar varsa hala sevgiyle anıyoruz. Gerçekten Türkiye için müthiş bir gün. Bugün eğer burada böyle üç tane kadın istediğimiz gibi hareket Ya edip, tabii. istediğimiz gibi yaşayabiliyorsak, dinimizi, bütün her şeyimizi İstediğimiz tabii gibi ki konuşabiliyorsak ve kadın aynen haklarına her sahibiz, değil şeyi mi? o günlere borçluyuz. Hiçbir zaman unutmadan, yani bugün gerçekten anlamı hepimiz için çok büyük. Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Hepimizin. Bizim de son günümüzün Zafer Bayramı'na denk gelmesi çok ilginç olmadı mı? Üzüleyim mi, sevineyim mi, hangisi biliyor musun? Valla. Bugün duygularım çok karışık senin. Yani biz sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için yollar boştu biliyorsunuz. Tabii her yerde Tatil. bayraklar. Ondan sonra inanılmaz duygulanarak geldik. Yolda bir seninle sohbet ettik hep. Yani neler çekilmiş bu ülke, bu vatan için. Gerçekten böyle aynen senin gibi duygulana duygulana konuşarak geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepimiz bugün Amin. eminim ki milyonlarca kişi şehitlerimizin ruhuna bir sürü dualar gönderecektir. Tüm Mehmetçiklerimize buradan selam olsun efendim. Hem de Evet. cuma. Evet, Hem de cuma. hem cuma hem Hayırlı 30 Ağustos. cumalar Evet. olsun inşallah. İnşallah. Hepimiz için her şeyin hayırlısı olsun. Evet, bugün bizim son günümüz. Gayet güzel bir sezon geçirdik. Bence de. Çok Hararetli. mutlu, hararetli ama yerinde. Ama tabii ki ekran harareti, kendi iç dünyamızda O o ayrı bir şey. harareti hiçbir zaman yaşamadık. Ekran konu harareti. Aynen. Başkalarının derdi bizi gerdi gibi oluyor. Yani Aynen, doğru söylüyorsun. kibarcası, Gerçekten. kibarcası bu. Kimsenin Başkalarının hiçbir şey derdi. yok. Kimsenin hiçbir şey yok abi. Sen ne insanları tanırız ne bilmem ne olur. İşte. İşimiz gereği ona da Ya, bunu bilmem normal dedim. ama çok normal çünkü her yerde olan şeyler bunlar. Ben çok mutluyum çünkü Eylül'ü çok seviyorum. Bugünü iple çekiyordum. Bugün için çok mutluyum. Sen Ama sonbahar yayın kışısın. başında o zaman arkadaşlarıma da teşekkür edeyim herkese. Herkese, hepimize. Yayın Evet. sonunda etmeyeyim yani. Değil mi? Değil mi? Bence Emeği de. geçen herkes Ya, hakikaten. yayın sonunda zaten yine bir sürü teşekkür edeceğiz ama öncesinde de gerçekten başta yapımcımız Bilal Özbilgi olmak üzere tüm yayında, yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Eğer onlar bu haberleri bu kadar çalışıp özenle hazırlamasalar bizim Mutlaka. burada olmamız hiçbir şey ifade etmez. Onlar Gecenin sayesinde ikisinden birinden beri buradalar. aynen Her gün. çok uzun meşakkatli çalışmaların sonucu biz burada çıkıyoruz. İki cümle edebilmemizin tek sebebi Tabii ki, onlar. tabii. Her zaman bu böyle. Yani bizim yerimize gelecek olanlar da aynı şeyi yapacak. Onların hazırladıkları sayesinde sizlere iki cümle edebilecek olacaklar. O yüzden ekran önü evet önemlidir. Tabii ki kurumun temsilidir ve çok önemlidir. Ayrı. Ama ekran arkasında bu yaptığımız şey tamamıyla bir ekip işidir ve bu ekip eğer sağlam adamlardan oluşmazsa, kadınlardan oluşmazsa hiçbir şey ifade etmez bizim burada olmamız. Peki, Zafer Bayramımızı da sevgiyle kucakladıktan sonra bugün gün boyu YouTube'u hatırlat. Her zamanki görevimiz. kutlayacağız. Evet. Ne oldu? Ha, tamam peki. Ne oldu? Yok, konuşuyoruz zaten. Şimdi görüyorsunuz bir yandan bütün Instagram hesaplarımız 3 ay boyunca emrinize amadeydi. Biz gene Bundan seni dinliyoruz. sonrası Bak da sessizce son gün cumada beni çok dinliyoruz. tatlısınız. Maşallah, maşallah, Ama bu kavga maşallah. çıkmayacağı anlamına gelmiyor son gün. Biliyorsun Öyle konuları mi? konuşurken tabii. Giderken bir iz bırakarak giderim istiyorum. Öyle Yine mi? kavga çık. Bak, Bugün niye? seyirci, ekran başındaki seyirci duydunuz. Giderken bir kavga ederek gitmek istiyorum Kavga dedi. derken böyle hararetli bir Kızcağız konu gelsin. harareti seviyor. Bana böyle bu çok monoton geliyor. Aksiyon Merhaba. seviyor. Sağ olun, iyi misin? Böyle Allah razı olsun. merhabalar. Siz nasılsınız? O Bana böyle... sevmiyor. Hep hareket seviyor. Neden? Nerede hareket? Orada Orada bereket. bereket. Her zaman. Ondan. Her zaman. Orada bereket, doğru Hadi söylüyorsunuz. sen önce Bu hatırlat sonra arada şeyleri de gideceğiz. hatırlatalım. Ondan sonra bir 30 Ağustos'a kısa bir dönüş daha yapacağız. Beyaz Magazin'in bütün videolarını ve içeriklerini youtube.com Beyaz TV üzerinden Beyaz Magazin yazarak ulaşabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Şimdi dedik ya gün boyu kutlanacak zaten 30 Ağustos. Hani bizim burada sadece kutlamamızla bitmeyecek. Tüm Türkiye'de bir sürü şey yapılacak, tören yapılacak. Herkes zaten fark ettiyseniz Instagram'dan da 30 Ağustos paylaşımları yapmaya başladı.
Ay muhteşemlerini bilmediğimiz değil mi? Binlerce kahraman. Benim dedem de rahmetli Müşir dedem. İsmi de zaten Gazi, Müşir Gazi demek. O da bir İstiklal Gazisiydi. Rahmetli 110 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Anlatırdı Pınar. Yani ve vefat edene kadar da hafızası hep yerindeydi. Hatta dişleri yeniden ve saçları yeniden çıkan dedemdir o. Ha. Evet evet, yani yaş ilerledikçe biliyorsunuz süt dişleri ve saçlar yeniden çıkar. Çok zor zamanlarmış. Aşırı zor. Yani bugün yaşadığımız hayata o kadar şey bakardı ki çok rahatsınız derdi. Yani dertleriniz dert değil, sıkıntılarınız sıkıntı aynen değil. Hiçbir şey o kadar dert etmeyin. Ya. Vatan çok zor zamanlardan geçmiş. Çok Allah doğru bir daha yaşatmasın. Mesela benim şimdi yazlık Gelibolu'da. Dolayısıyla ben aa her Gelibolu'ya gittiğimde oralar şey biliyorsunuz diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın önemli mihenk taşlarından lokasyonlar. Çanakkale'ye gittiğimde şehitliğe ya çok acayip bir şey. Kapısından içeri girdiğin an acayip bir ağlamaya başlıyorsun yani. Zaten Çanakkale'ye girdiğin anda çok farklı duygular hissediyorsun. Yani hemen hemen Türkiye'nin her yerinde Samsun'a gittiğinde Sarıkamış'a ben gittiğimde Sarıkamış, yani o donan askerlerin o milli duyguları böyle daha fazla yaşayıp daha hüzünleniyorsun. Farklı çok bir dünyaya geçiyorsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah ama rahmet eylesin. Ne kadar güzel bir video olmuş. Müthiş ya hazırlanmış bir şey. Çok güzel. Ne kadar güzel ellerine anlatmış. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Benim de rahmetli dedem anlatırdı. O da Atatürk'le tanışmış. Hmm. Tabii dedem 1903 doğumlu çünkü idi rahmetli. Küçüklüğünde tanışmış. Hep onu anlatırdı. Koşup gittim yanına kafamı okşadı falan diye. Böyle ay dede bir daha anlat, dede bir daha anlat. Şanslılar nasıl bir adamdı da, falan diye. O bir mucizevi bir şey benim için mesela. Hani kafanı düşünsene. Hani Mustafa Kemal Atatürk okşuyor. İşte yani ekran başındakiler de herkes de görsün. Bugünleri böyle hatırlatmak çok güzel. Bugünlere kolay gelinmedi. İnsanlar neler yaşadı, ne canlar gitti. O yüzden bırakın artık din, dil, ırk ayırmayı ve bu insanlara dua ederek hep beraber yaşamayı öğrenin. Bırakın artık kavgayı, gürültüyü, aynen şiddeti. Aynen. Yani. Bu vatan vatan çok tek kıymetli bir şey. Evet. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki dediğimiz gibi bugün değil, her zaman kalbimizde ve hafızamızda. Ama yapay zekayla renklendirilmiş bir yani konuşması var. Belki görmüşsünüzdür ama izlemeyenler için verelim. Şimdi teknolojinin bakarken geldiği nokta değil mi? Bakarken çok asil. Tek böyle gözüme ilk dakikadan itibaren çarpan şu kıyafetlerin şıklığı. Ya duruş. Nasıl? Bak şimdi kıyafetler çok şık. Taşımak taşıması bambaşka. Şimdi, karizması başka. Mustafa Kemal Atatürk çok uzun boylu bir insan değildi. Ama şu kıyafetlerdeki zarafeti ve taşımadaki güzelliğe yani gerçekten söylenecek bir söz yok. Jilet gibi o takımlar, özel dikim hepsi, kumaşların güzelliği, şapka. Yani şöyle Pınar, tabii bir o zaman Türk ulusunu yeniden tabii inşa edildiği bir yıl ve yıllar daha doğrusu, o zaman örnek de olman gerekiyor. Yani sen neysen gerinde buna benzer bir tabii şey yapacak. Yani Atatürk'ün bu kadar da dikkat et, tabii ayrıca özel zevkleri var. Yani o öyle zaten bir zaten beyefendi. Zaten öyle olur hayatım. Ya, kişisel subay kıyafetini, zevkin yoksa. Subay kıyafetini nasıl taşıdığını hatırlasana. Tabii zaten tabii birkaç tabii tane fotoğrafı gördüm. Yani aşık olmamak imkansız. O üzerindeki evet pardesi evet falan. İnanılmaz çok yani. Güzel, evet. Onun zaten bir zarafeti, bir stili, bir tarzı var. Bir de dediğim gibi o yıllar böyle hem Türk ulusunda yeniden şekillendiği yıllar. Sen nasılsan halk da öyle davranacak tabii ve görecek. O yüzden her zaman her yerde şık. O zaman halk da çok saygılı çünkü. Çok. Halk da çok başka. Bence bir de her şey her çok lideri başka nasip olmaz. Rahmetli babaannem de yani bu bahsettiğim dedemin eşi de ölümüne denk gelmiş gençliğin vefatına ve böyle bir ağlama, böyle bir yani Atatürk, daha doğrusu Mustafa Kemal ölmüş dediklerinde diyor sokağa bir çıkışımız vardı. Sanki hani kendi anneni babanı kaybetmişsin tabii gibi. Nasıl büyük bir sevgi ve saygı. Sadece saygı değil. Müthiş de bir sevgi. Tabii ki. Müthiş de bir sevgi. Herkese nasip olmaz. Her lidere nasip olmaz. Tabii. Yani zaten biliyorsunuz dünya üzerinde bütün liderlerin kabul ettiği dünyaya lider gelmiş geçmiş sayılı liderlerden. Evet. Zekasını, yani bunu her biri çıkıp bu yani Türkiye'ye bir Mustafa Kemal Atatürk geldi, dünyaya bir Mustafa Kemal Atatürk geldi diye anlatıyorlar. Tabii, yani bence Türkiye şanslı bir ülke. O vesileyle başka ecdatlarımızı da unutmamak lazım. Elbette. Yani insanlar şöyle bir hata yapıyor. Mustafa Kemal'i biz anlatırken zannediyor ki işte tek Fatih'i, efendim Kanuni vesaire vesaire, yani geldiğimiz noktayı da unutmuyoruz. Olur ama mu bu mücadele hani o yılların yani sana üstüne binmeye çalışan bir Avrupa var,
efendime söyleyeyim, Amerika bir yerden büyüyor, toprakların küçülmüş değil mi? Yani koskocaman bir imparatorluğu yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. Elbette her dönemin zorluğu var ama burada bambaşka bir hikaye, bambaşka bir, ne derler ona, acı var. Mücadele. Çok büyük acı var, çok büyük mücadele var. Evet. Düşünsene 11 milyon mu ne kaldığı nüfus, koskocaman bir imparatorluğun. Türkiye olduktan sonra, o misaki milli sınırları çizildikten sonra kaldığı sayı, yani insan nüfusu, asker erkekler yok, çoğu vefat etmiş, olmuş. Kolay mı? Kadınlar var, çocuklar var falan. 11 milyon nüfustan bir yere gelmeye çalışıyorsun. Evet, çok zor. Evet, doğru söylüyorsun. Çok zor. Ama Türk ulusu şunu gösteriyor ki her zaman, her zorluk ve koşul altında bayrağı için savaşmaktan, mücadele etmekten asla vazgeçmez. Bak bunu her zaman, her gün konuşuyoruz. Belki bir sürü konuda denk düşmüyoruz. Kafalarımız aynı, düşüncede birleşmiyor. Fikirlerimiz çok başka, duruşlarımız da çok başka ama ben biliyorum ki bugün Allah Allah korusun, bir şey olsa hepimiz, sen ben Allah falan diye ayırt etmeden hep sokağa çıkarız. Ve zaten gördük arkadaşlar şunlar 3 sene önce evet. De yaşadığımız bir 15 Temmuz ya. Var. Biz onu da andık bu yayınlar içinde. Gördük, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kim olursa, ondan şucu, sonra bucu, hiç önemli değil. Şeyle yani. Tekerlekli sandalyeyle, elinde şeyle, vatan için. Vatan aşkı, bayrak aşkı çok başka için, bir şey. Bu ülkenin kanında var. Herkesin bu. Kanında olması gereken aynen. Bir durum. Osmanlı'dan bugüne bu ülkenin kanında, damarında vatan var. Ve millet için savaşma aşkı var. Bunu bu başka milletlerin de anlayabileceği bir şey değil biliyoruz. Yani. Evet. Çok güzel bir gün ve gerçekten sevgiyle, hürmetle herkesi bir kez daha anıyoruz. Tamam. Yavaş yavaş da artık buradan magazin gündemine geçiş yapıyoruz. Şimdi kutlu zafer. Dedik ki, güzel şeyler konuşalım. Çok güzel. Şimdi bir aşk konuşacağız aslında. Güzel, güzel bir şey konuşacağız. Ve hani kadınlar dedik ya, bugün eğer özgürce bir şeyler yapabiliyorlarsa tüm bu mücadelelerin sonundadır diye. Şimdi 7 evlilik yapan Gönül Yazar'dan bahsedeceğim. Tövbeler yedi. Olsun. Bir de ben daha ilk evliliğimi yapmamışken 7 evlilik aşkı. Geçen gün hiç, paylaşımları. Ben bu ara hiçbir şey göremiyorum. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum çünkü bu ara. Şimdi inşallah telli duvaklı gelin olurum dedi Gönül Yazar. Neden bunu söyledi? Çünkü Rüzgar Maden'le, yönetmen Rüzgar Maden'le bir ilişkisi var. Yaş farkı ne? Sen söyle. Ben... 32. Beyaz Haber'in haberini izledik. Ay şoktayım. Sen aşk hikayesi deyince herhalde biz gerçekten mutlu bir şey zannettik. Bu beni gerçekten cin... Bu bizi gerdi. Bu beni sinirlendirecek bir şey yani. Hani zerin özeme yürüdüm. Bir dakika şöyle başlayalım. Tamam. İki taraf var burada. Tek tek onları eleştirmenizi rica edeceğim. Gönül Yazar tarafı ayrı bir cephe. Bence Rüzgar Maden'in tarafı da ayrı bir cephe. Çünkü diyor ki 10 yaşından başladım. Beri aşıktım ben Gönül Yazar'a diye ya? Başlıyor. 83 yaşını mı bekledin? Yani kendi anca normal yaşa geldi herhalde. Kurban olduğum gelsene, ben ölmeden gelsene. Galiba. 50. Var ya öyle bir türkü, ben ölmeden gelsene, gelsene. Tövbe yarabbim, bak cuma saati yani. Ben ölmeden olmuş gelsene. Allah'ını seversen olmuş. Bir dakika şimdi. Zerrin Özer'deki yaş farkı da aşağı yukarı bu kadardı değil mi? 20 küsürdü. Bu daha da beter. Bu daha fena. Bu daha da kötü. 30. Bak Zerrin Özer. Bir de arkadaşlar Zerrin Özer'i şu an ne olur unutun. 83 yaşında. Bir hanım. 83. 83. Yani. Kaldı böyle 83. Kaldım yani. Ay, 83. Şimdi, bak şimdi bu kadın... Bu hanımefendi, bu beyefendiye ne verir? Bu beyefendi bu kadından ne anlar? Şimdi bana sakın kimse, bunlar olgun olgun konuşurlar. Kafa evliliği yaparlar, kafa sevgililiği yaparlar demez. Allah aşkına de kimse bize şöyle bakmasın. Bir yorum da yapmasın. Buna saygı duyun her yaşta. Saygıya, falan, öyle bir ne şey olur yok. Yapmayın. Gönül çünkü... Yazar bak niye böyle oldu bilmiyorum ama bir şey oldu bu hanımefendiye. Son birkaç yıldır hiç akıl melekeleri konusunda şey değil. İyi değil yani. Aklı diyorsun. Melekeleri pek yerinde değil. Bu hakarete girer mi son dakika peki, bilmiyorum. Peki bu beyefendi mesela yıllar... Bu da bir psikolojik açıdan bir sıkıntı olabilir. Tabii hayatım kim 83 yaşında babaannesi yaşında birine aşık olur ki? 32 yaş ne demek ya? Ben şimdi 32 yaşı geçiyorum da yani onu da geçiyorum. 83 yaşında bir kadın demek ki hala birinden hoşlanabiliyorsa demek ki biz bu dünyayı hiç yaşamadık. Melek talim amin.
son suratını görmeye. Vallahi demek ki bizim duygularımız, hislerimiz, biz demek biz yaşamıyoruz. 83 yaşında yani bir kadın. Yani torununa aşk duyarsın. Ne bileyim, yanında daha vefat etmemiş bir eşim vardır. Ama 7 de çok fazla. Bak şimdi manevi sen aşk duyarsın artık 83 yaşında. İbadet edersin. Hacca gidersin. Ne olacağın belli değil dersin. Yani 83 yaşında hacca gidiyor diyecekler. Ondan sonra bana diyecekler sana ne? Sana ne, herkes bilmem nereye gitmek zorunda mı diyecekler? Bak kimse bugün sana bir şey diyemez bu konuda Canan. Sen de benim yanımdasın. Asla çünkü, evet, sonuna kadar yanındayım. Ay, peki bir şey söyleyeceğim. Şöyle gönül yazarı konuşurken yaptığı 7 evliliği de konuşalım. O çok mu normal? Çok mu normal? Hani bir tane iki tane evlilik yaparsın, sonra aynı adamla yaşlanırken aynı adama mikrofon tutuyor. Yani kadına mikrofon tutulduğunda ben hala kocama aşığım falan dersin, onu anlarım. O da hikaye de geç, hani gönlü kırılmasın. Artık aşmaş mı kalmış yani? Kendini bile anlamadığın gönül yazarı bir zamanda da. Gönül yazarı da çok severim aslında. Yok, hayır, gönül yazar çok şaşırdı, çok biliyor musun? Çok şeker bir kadın. Kızı da konuşmuyor gönül yazarla. Benim bildiğim kızı da. Öyle mi? Evet, yani bu hal ve hareketlerinden. Ama şimdi çocuklarını, torunlarını düşünmesi lazım. Kızının eşi varsa kızının eşini düşünmesi lazım. Peki bir dakika. Mesela şimdi kadına kızdık. Bir dakika, gene kadına ben kızdık. Ben de içimde onu diyeceğim. Lütfen. Bir dakika, bence şimdi çok büyük eleştiride rüzgar lazım yani. Rüzgar çok mu normal sence? Rüzgarın kafası rüzgarlı. Bravo. Kafa rüzgarlı. Rüzgarda fazla kalmış rüzgar. Yani sen şimdi 32 yaş büyük bir kadına aşık olur musun? 10 yaşında hayran olabilirsin, onu anlarım. Ama kalkıp da 83 yaşını mı bekledin arkadaşım aşkını itiraf etmek için? 83'ün sende bir anlam ve önemi mi var yani? 32 yaş küçük. Bu kaç yaşında oluyor? Benim matematiğim ilkokuldan beri zayıf. 52 yaşlarında işte. Bu beyefendi kaç yaşında? 50-51 yaşlarında işte. 51 yaşında bir adamla 83 yaşında bir kadın arada bir değil, iki değil, 32 yaş fark var. Yani 10 değil, 15 değil, 32 yaş. Şöyle büyük konuşma düşünelim. Demeyin, büyük konuşuyor. Yok, şöyle yani Güney ile benim aramdaki yaş var. Ben Güney'i 31'de doğurdum. Tamam. Tamam işte 32'de Güney 1 yaşındaydı, düşün. Ya çocuğu çok rahat olabilir. Hatta geç bir torunu annelik olabilir. Yani. Geç annelik. Hani ay, o yaşta canım, da olabilir. Sen 20 yaşında doğurmuş olsan torunun bile yaşında tabii, olabilir. Tabii torunum da olabilirdi yani. Ya hayır. Rüzgar ne yiyip ne içmiş sence? Fizyolojik ve biyolojik açıdan iyiydi ama rüzgar kafasını takmış demek ki. Yani gerçekten bir şey de olmadan, hani tövbe yarabbim, Allah bilir kime ne zaman ne olacağını da, hani 83 yaşında bir kadına sen şimdi aşkını itiraf ediyorsan, gerçekten hayat son bulmadan bunu bilsin demek istedin herhalde yani. Şimdi bak, şöyle birbirlerine de yazılar yazıyorlar, onu da söyleyelim. Şimdi Rüzgar Bey biliyorsunuz doğum günüydü aynı zamanda gönül yazarın. Diyor ki gönül yazar, çocukluk aşkım seninle gurur duyuyor ve seni seviyorum. O kadar doğru, zarif ve güzel bir kadınsın ki maskeli, yalancı vesaire insanlardan beni kurtardığın ve bana aşkı tattırdığın için sana çok teşekkür ederim. Çocuk kalpli sevgilim. Gönül yazardan cevap geliyor. Sevgilim Rüzgar'ım, biz çok yakıştık. İyi insanlar bize yeter. Sağ olsun iyi kalpliler. Siz çok kötü kalpli kadınlarsınız. Kalbim artık senin için atıyor. Sonsuza kadar bu böyle. Seni seviyorum aşkım diyor. Bekliyorum hemen. Gel canım benim, kalpler kalpler. Şaka mı yoksa? Hayır, gerçek. Bunlar şu an Instagram'da yazılı olan şeyler arkadaşım. Kalbim artık senin için atıyor. Evet. Evlilik yapmamış bir insan olarak ve bana bunları hiç söylememiş bir dakika insan olarak ben çok utanıyorum şu an. Gerçekten kadın olmamdan. Efendime söyleyeyim, böyle şeylerin bana hiç söylenmemiş olması, hiç söylenmemiş değil tabii, abartıyorum da. Şaka mı Pınar yoksa ya gerçekten her şeyde mı? Bir olur var arkadaşım. Ya artık yani, bu da ne? Bu da ne? Bu da ne? Kıyamet alameti. Bak bunu tersi de olsa aynı şeyi söylerdim. Rüzgar Bey 83, hanımefendi 50 olsa da gene aynı şeyi söylerdim. Şey. Onu gördük, şunu soracağım ama. Onu gördük, gördüklerimizin arasında da adamlar genellikle, şimdi buradan laf atmış olmayayım. İsmi Bey ile başlayan bir hanımefendi. Hadi söyleyeyim bağını zorlu. Hadi söylemiş bulunayım. Hadi söyle. Bulun, bak hadi şimdi hiç o karıyı unutamıyorum çünkü. Banu'nun daha Banu zorlu hatırlayacaksınız. Bundan da belki 10 sene evvelki bir görüntü hiç unutmuyorum. Yanında neredeyse 90'ında bir milyarder. O zamanın milyarderlerinden. Hiç hatırlamıyorum. Adam, ben de hatırlamıyorum. Ehliyeti neredeyse elinden alınacak. Yani araba, otomobil kullanmasına imkan yok. Ama mümkün milyoner. Ve Banu zorlu bununla sevgiliydi. Ya. Şimdi haberini ne yaptın? Yaşlılıktan mı ehliyetini alacak? Evet. Sen ne diyeceğim? Röportaj mı yaptın? Hayır, ben biliyor muydun ya, gördün mü? Ben 10 sene evvel, ben herhalde dergiciyim o zaman, editörüm.
O kareyi hiç unutmuyorum. Banzorlu'nun en şaşalı zamanları. Hani böyle hoş, sürekli her yerde gösteriliyor. Uzun bacaklı, güzel bir sarışın. Yanında da yemin ediyorum 90'larında bir sevgilim adam. Sevgilim diyor muydu peki ona? Üstü açık bir arabayla geziliyor. Yani anladık ama sevgilisi olduğunu. Adam yemin ediyorum sana 90 yaşında. Ve ehliyet yani polis durdursa. Yani otomobil kullanmasına imkan yok. Başka şeyleri bırak yani aşk falan. Otomobil kullanmasına imkan yok. Ve bunu ama anladık ki sonra adam milyarder. Onu anladık yani. Şimdi sana bunu soruyorum. Bana hiçbir şey sorun. Gönül yazarım parası mı vardı bu herif? Herif dedi ki. Ay sakin konuşurken televizyondayız. Çok özür dilerim. Rüzgar Bey. Bu adam. Rüzgar Bey. Bu adam. Artık son güzelim. Gidiyorum yani. Aman gidiyoruz artık istediğimiz güzel yazsın. Çok özür diliyorum Bilal Bey. Çok özür diliyorum. Bu ay adam, ama hakikaten insanın da ağzından var. Bir şey kaçar bu kareye. 32 yani, yaş. Bu da değil yani. Bu adam da yani parası mı var hanımefendi? Ekran gelmiş. Başındakiler yazar mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Size normal olur geliyor mu? Yani? Bu 32 yaş. Bir de bir şey söyleyeceğim. Araya da ben bir aşk yani koyayım. Gönül yazarın yanında 90 yaşında biri olsa belki. Hani İzmir kordonda sahilde el ele yürüseler. ne kadar beyefendi. Ay gönül tabii, yazara da iyi olmuş. Ay, nasıl yürüyecekler biri 83 biri 90 yaşında. Yürüyor ki aşık oldu kadın. 75 falan de yani. Hani. Yürüyor ki aşık oldu. Hayır yanındaki 90 nasıl yürüyecek? O da yürür. O da yürür. Yürüyen yürür işte. Dedem her yere yürürdü yani. Benim dedem de rahmetli. Son güne kadar elinde bastonu her yere giderdi. Senin babam 80'inde ben inanamadım. Evet. İnanamadım yani maşallah. Size bir şey söyleyeyim mi? Ama şöyle bir şey var. Gönül yazar görse ona aşık olur bence. Amcam şöyle çok bir şey yakışıklı. Var. Bu kadar kadın cinayetinin olduğu, bu kadar genç kadınların katledildiği, acımasızca öldürüldüğü bir dönemde, değil mi? Bu kadar nereden böyle nereden girdi? Hayır, sinir oldum şimdi. Anlatabildim mi? İnsanlar gencecik ölüp gidiyorlar ya. Hı hı. Yani, aşkın bulduğu yer mi diyorsun? Yani 83 yaşında bu kadar bu ülkeye mal olmuş, bu kadar sevilen bir hanımefendinin de 32 yaş küçük sevgilisini ortalara dökmesi ne kadar doğru. Biraz ayıp. Allah aşkına. Biraz ayıp. Evet gizli yaşasalardı madem. Bizim de gözümüze sokulmasaydı. Yani bu mesajlar da çok saçma. Ben şey diye düşünüyorum. Burada çok özür dileyerek söylüyorum. Rüzgar Bey'in bir PR çalışması gibi. Biz şimdi Rüzgar Maden diye birini biliyor muyduk? Ama neyin PR'ı bu? Maden oldu. Adı, bak iyi ya da kötü konuşulmak diye bir şey var. Reklamın iyisi kötüsü acaba diye bir şey. Biliyorsun yoktur. Biz ne kadar kötü konuştuğumuz bir sürü insanın kendi kendimize söylemedik mi? Mecburen andık bu neyin isimleri durduk yere hayatımıza diyor girdiler diye. Bakın ben seyirci de diyor ki Canan'ın diyor bence bu adam yani bu beyefendi reklam yapıyor diyor. İşte onu söylüyorum. Evet yani senden bak aynı şu an geldi. Sen yönetmen Rüzgar Maden'i belki çok iyi işler yapmıştır duyduk mu? No. Hayır. Hiç fikrimiz yok. Yönetmen Erkan Nas yazıyor. Gözleri de hep kalem beyefendinin. Kalem çekmeden çıkmıyor galiba diyor. Hakikaten fotoğrafa bak gözlerde sürmeler var farkında mısınız? Evet. Yok mu? Var. Peki şöyle kısaca bakalım mı? Dünden bugüne hatırlayalım. Böyle yaş farkı olanlar kimlerdi mesela? Kendinden büyük veya kendinden küçük birileriyle beraber olanlar. Hı. Bakıyoruz. Bak şimdi kim? Onur Ünlü. Hazal Ergüçlü. Hmm. Nasıl bir görüntü? Kardeş çocuğu gibi. Çocuğu duruyor. Kardeş de değil çocuğu arkadaşım. Gibi çocuğu. Ama çocuğu. Onur çok bak şimdi burada arada bilmiyorum kaç yaş var gerçekten çok yaş bilmiyorum. Çok yaş fark var. Ama bence çok. Kadın 30'una yaklaştıkça ya da 30'unun biraz üstündeyken 40-45 şu görüntü, 50. Lütfen vicdanını bak elini vicdanına hep önüme geldiği için. Ben Onur Bey'i de çok severim ayrıca. Ben de çok ettim. Severim. Çok düzgün bir beyefendi. Çok ama bu görüntü çok benim hoşuma gitmiyor çocuğu arkadaşım. Gibi duruyor, çocuğu gibi duruyor. Ama Hazar'dı çok. Yani dese ki kızımla konsere geldik. Her herkes kadar güzel baba kız gelmişler demez misin? Elini vicdanına dersin. Koy. Gönül yazara yaptığın yorum burada da bence geçerli. Olmuyor yani. Bak bu haber önüme sürekli düşükçe hep aynı şeyi düşünüyorum. Onur gerçekten çok zeki biri. Evet. Yani komik ve zeki biri. Yaptığı işleri de biliyoruz. Hazar da ama yaşından büyük bir kız. Yani kafaları bunların çok çok uyuyor. Gerçekten samimi söylüyorum. Ve bence kadın, bak bunu hep konuşuyoruz. 30'lu yaşlarına yakın herhalde. Galiba 20 küsürlerinin bakacağım sonu. Bakacağım şimdi. Sen konuş. Kadın 30'una yaklaştı mı adamın 50 olmasında bir sıkıntı yok. 45-50 olmasında. Orada bence kafalar uyuyor Pınar. Yani ben de şimdi mesela 40 yaşındayım. 50'ye kadar gideri var. Ama mesela normal. Tabii 40 yaşında bir kadınsın. Bana da 35 yani 30 50 yaşında biriyle falan evlenebilirsin ya hayatım da bir arkadaşlık yaşayabilirsin. 30'ları geçtikten sonra tamam. Mesela 35-40 civarı şu anda ben mesela 60 yaşında bir adamla görüşsem abesle iştigal olmaz. Zaten artık yaş farkı 15'in üstü bile olsa evet. Jenerasyon çok müthiş evet fark etmiyor. Bir de kafalarınız ama uyar yani. 20'li yaş grubuyla
50'li yaş grupları bir araya geldiğinde olmuyor. Fazla arkadaşım. Olmuyor. Bu çocuklar X, Y, Z kuşağı bizden farklı yetişiyorlar. Ama işte Hazar başka bir kız demeye çalışıyorum sana. O da böyle yani yaşının üstü bir kız. Onunla yaşının bence üstü de olsa dış görüntü bu yani. Hayır, dış görüntü 27 yaşında. E tamam 30'a kaç yaş var aralarında? Hemen Onur Önü'ye bakıyorum. Onur da 60 değil ama yani benim bildiğim. Tamam görüntüye soruyorsan dürüst olayım evet. Çocuğu gibi. Aileleri de biraz karşı 46 çıktı. 46 yaşında. 20 yani, yaş var. Çok değil ama ya. Bak çok kadın 30'una geliyor hayatım. 30 gibi zaten. Hazar'a sen şimdi bak ben 39 yaşındayım. Hazar'la beni yan yana koy. Ben Hazar'dan şey daha küçük Hazar, duruyorum. Hayır Hazar. Evet. Daha, bakar mısın yakın? Allah aşkına Sinem çok, çok küçük, küçük duruyor. 25 duruyor benim çok gözümde bu. Duruyor. Yapma lütfen. Çok, çok küçük yaşını duruyor. Mı gösteriyor evet diyorsun? Yaşını tamamen yaşından birkaç yaş bile küçük ben gösteriyor. Ben yaptığı rollerden vesaire bence gördüğüm kadarıyla hiç 25 yaşında bir kız gibi durmuyor yani. Benden aynı yaşta gibi sen duruyor. Öyle görüyorsun. Son derece küçük görünen bir kız bu. Küçük kusura bakma. Yani Onur Bey de 46'ın üstü tamam, görünüyor. Tamam görüntü bir şey söyleyeceğim. Onur Bey Onur şu anda benden 2 yaş küçük görünmüyor. 55 evet. falan tabii, gibi. Tabii biraz yaşlı görünen anladın mı? Yani o yüzden söz. De yaş farkı hele sanki 30'muş gibi. Ağzında sakız çiğnerken daha da felaket. Peki Kayahan ve İpek Acar. Rahmetli Kayahan. O zaman çok konuşulmuştu bu aşk biliyorsunuz. Ama bu bana fazlaydı bu mesela. Bu da mesela çok ciddi Allah gani gani rahmet eylesin. Çok ciddi yaş farkı olan bir ilişkiydi. Çok eleştirilmişti zamanında. Çok. Bir süre hatta kızı konuşmamıştı babasıyla bu durumdan mütevellit. Kayahan vefat edince de koştura koştura başka biriyle. Yani sonra da hatta zaten. Yani şöyle düşün bak çocuğu oldu İpek Hanım'dan. Allah ona uzun uzun ömürler versin. Amin. Torununu gezdiriyor gibi görünüyor. Düşün, yani mantıklı konuşalım. Tabii ki. Hayır, ben zaten her şeyin bir oluru ve gideri her var. Her şeyin bir oluru var. Lütfen yani hani şimdi gönül yazarı burada yerden yere vururken bir sonrakine ay ne yapalım o kadar da yaş farkı yok denmez. Ayıp yani. Herkes zaten aynı. Koşuyorum. Evlendi şimdi mi? Sertab İpek, Erener, Emre Kula. Sertab'la Emre de evlendiler. Bu da çok saçma. Yani çok onların saçma. Da yaklaşık 20 yaş. Belki 20'den bir tık yukarıda yaş farkı var. Ya şimdi sen bana yine kızacaksın. Evet sen bana görünüyor. Kızacaksın. Erkekler şimdi hadi saçları kırlaşınca vesaire. Çünkü artık 30'larında da insanlar biliyorsun. Tabii. Çıllı olabiliyorlar. Erkek gene birazcık daha olgun durunca yanındaki kadın 30'larında 40'larında o kadar bana batmıyor. Ama mesela kadın yaşlı olunca... Kadın yaşlı olunca şuraya yazdığım notu ben görmüş olayım. Kadın, kadın büyük kadın olduğu zaman. Çok kart duruyor ama ya. Yani bu da değil kartsa mesela. Kartsa demeyelim de. Ne diyeyim artık? Ya şöyle diyelim. Şey kartlık hayır. Değil. Kartlık ama değil. Şimdi bak yaşının çok gerisinde görünen bir kadın Sertab. Efendim? Ama yanına o kadar genç birini aldığında yaşın çıkıyor ortaya. Tamam bir şey soracağım. Mesela ama bir 4-5 yaş küçüğü olsa... Fark edilmezdi. Göze batmazdı. Görünüyor dedin. Bir sürü biliyorsun kendine böyle ceninle tamam, bir sürü hayatım, bir şey herkes yaptırıyor. Hayır, o haliyle bile. Madonna da yaptırıyor o, yani. 60 yaşını geçti. Madonna, o haliyle bile yaşlı. Sen Madonna'yı yakından gördün mü? Sertab Erener çok güzel gözüküyor. Sertab Erener vücudu da bence çok yaşlı. Bence Sertab Erener en güzel zamanını yaşıyor. Evet, gayet yüz güzel görünüyor falan, Sertab. Çok güzel. Hiç şey yapma. Yaşlı görünüyor. Yaşlı görünmüyor hayatım, mu yaptırdın? Hayatım elinin üstünde bir kadından bahsediyoruz. Kolay değil o yaşlarda. Nasıl 20 mi göstermesini bekliyorsun? Yaşının iyisini gösterecek tabii ki. Onu söyleyeyim çünkü bu kadar estetik merak ve saç ettim annenin çıkışta bana fotoğrafını göstereceksin. Peki bütün bunlara eyvallah. Bir tane daha örnek o da inanılmaz konuşuldu. Bu örneğe ne diyeceksiniz? Sema Keçik, Halil İbrahim. Bir şey söyleyeceğim ben hiç tanımıyorum. Şu an onun çok durumuna çok önemli düştüm. Bir oyuncudur Sema Hanım. Tiyatro ve tabii. Dizilerde de. Bir iki tane dizide böyle görsen genelde köylü kadınlarını falan çok oynar. Allah Allah. Çok iyi. Ses tonu falan da çok mı iyi. Tanıyamadım? Muhtemelen. Kaç yaş var aralarında? Nerede oynuyorlar Derya? Yeni Gelin. Ha, Yeni Gelin dizisinde en son bir komedi dizisi vardı ya orada. Aa, tamam, aralarında kaç yaş? Şimdi hatırlarsın. Örtüsüyle hatırladım. Tabii tabii baş örtüsüyle hatırlarsın. Kaç yaş var aralarında? Galiba şimdi onların da 30 oluyor. Civarı. Hemen siz konuşun ona bakıyorum. Bir şey soracağım. Taylan Kümeli ile eşi evet. Miydi senin? O da onların çok... 3 yaş var aralarında ve çok abartılıyor yaş farkı. Ve şey, çok mutlular. 3 mü? 3 yaş mı evet, var? Evet, evet. Gerçekten ben Taylan benim çok iyi arkadaşım. 3 yaş var. O nüfus kağıtlarını şey gösterdiler alıyorum. Onlar kimse inanmıyordu. İkisi birden nüfus kağıtlarını gösterdi. Şey, İkisinin evliliği de çok güzel. Ama evet. Bu fazla. Bu hanımefendi 1965 doğumlu Sema Hanım. Yani 40, işte 50 ye geliyor. Değil mi? Evet. 65. Ay ben de matematiğim çok kötü. Hepimizin. Evet. 54. 54 yaşında. Beyefendi de 30'larında galiba. Halil. Ama burada çok belli oluyor zaten aradaki evet. Yaş farkı yani. Kaçınılmaz ama onlar öyle mutlularsa tabii ki.
Bundan rahatsızlık duymuyorlarsa, bunu kendi sosyal medyalarında herkes harıl harıl yaş farkı arıyor yalnız stüdyoda. Bundan rahatsızlık duymuyorlarsa, kendi sosyal medyalarında, kendi çevrelerinde rahat rahat dolaşıyorlarsa bu onların tercihi. Ama bize abartı geliyor, bu da ayrı bir konu. Peki tabii. Mesela en önemlilerinden biri de biliyorsunuz Kibariye ve Ali Küçükbalçık. Ay hiç Kibariye o da demen 30 civarı bir yaş farkı var. Yaşananları da gördük işte. Çok bir süre sonra ne olduğu ortada. Aldatma hikayesi vesaire. Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'da çok ilginç. Ben bilmiyordum. İkisi de daha genç gibi görünüyor. 19 yaş varmış aralarında, biliyor musunuz? Gerçekten evet. Mi? Çok ciddi bir yaş farkı baktığında aslında. Tabii. Levent Yüksel'i hatırlar mısınız? Bir fotoğraf evet. çıkmıştı. Ortalık Ay, birbirine ortalık. Girmişti. Lidya Özdemiroğlu'yla. Babasının bu, arkadaşıydı değil mi? Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya. Çok kısa sürdü ama. Ben o zaman hanımefendinin annesiyle görüşmüştüm. O zaman evet. gazetedeydim röportaj yapmak için. Mutluydular. Yani anne de bir şey demiyordu mesela o ilişkiye. Levent de zaten yani bir erkeğin o kadar genç bir kadına hayır diyecek hali yok. Herhalde ayrı ama. Erkekler için son derece güzel bir şey. Gencecik bir kadın o yaşta ona bakıyor. Tolga şu anda. Tabii bu örneklerin yani bu kadar yaş farkı olmamakla birlikte her sene sürekli olarak eleştirilen Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti. Onlar her sene düzenli Ay eleştirilirler. Artık Yağmur'la yani. Pınar'ı da eleştirmesinler. Niye bilmiyorum. Çok mutlular. Ki onların 10 bence, yaş mı? Pınar Altuğ bence mi? Çok şey. Fazla solaryuma girdiği için tenin ciddi anlamda ben cildinin yıprandığını düşünüyorum. Çünkü ben Pınar Altuğ'a bayılırım gerçekten. Enerjisine, kıyafetlerine, takılarına, yaptığı işlere hala falan. Çok fit bir kadın o da. Çok fit bir kadın. Fakat bence bu çok fazla solaryuma girmek cildi bir tık yaşlandırıyor Mutlak olabilir. Mutlak suretle. İleride yani güneş altına yatanlar ve solaryuma gidenler çok ağlayacak. Çok. Evet. Çünkü dünya starları hiçbir şemsiyeyle geziyorlar. Yağmur bırak çok yağmayı. Fazla şey yani baby bak, face. Çok küçük bak, görünüyor buradaki evet. Buradaki sıkıntı tam doğru söylüyorsun. Pınar'ın yaşından büyük göstermesi, evet. Yağmur'un da yaşından oldukça küçük küçük göstermesi. Ama çok mutlular. Ben hiç kıyamıyorum. Onlara çok kötü yorumlar yapıyorlar. Çok üzülüyorum. Allah çok çok mutlu. Ay ne yapayım üzülüyorum. Üzülme. Durduk yere üzülme. Onlara üzülüyorum. Hiç yapmasınlar. Bak benim hayatta hiç böyle bir şeyim yok. Hiç. Mesela üzülme şeyimin içinde, çoğulumun içinde böyle bir şey üzülme yok. Üzülme duygun yok senin. Hayır var da mesela Yağmur Atacan'la bilmem ne yazıldıklarında. Ay çok da üzülüyorum mesela yok. Ay ben üzülüyorum bunlara. Yani çünkü kendimi onun yerine koyuyorum ben kendi de üzülüyorum. Kendi çok memnun kendinden 10 yaş küçük adam almış. Niye mutsuz oluyorsun onun adına? İyi Allah'ını yapmış seversen. İşte güzel de evliliği var. Gayet mutlu mutlu gidiyor. Çocuğunu da doğurdu. Kadın aynı da Yağmur Bey'in kopyası 10 yaş çıktı. Olabilir. 10 yaş gayet ya, oluyor. Bunların Yağmur yanından. 30'ları gördükten sonra 10 yaş hiçbir şey. 10 yaş iyidir. Yıllardır da tertemiz evlilikleri var yani. Tabii aynen. Bu hikayelerin yanında peki. Tertemiz Ay yeter kaldı. Ya. Evet böyle noktalayalım o zaman bunu. Of, gönül şimdi yazar. Ne oldu? Bitti mi o? Bu kadar bitti, mı laf bitti. Söyledik biz gönül yazarı bugün? Radyo, Televizyon Gazetecileri Derneği medya Oscar'ları sahiplerini buldu. Çok, çok önemli bir ödül bu camia için biliyorsunuz. Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alındı. Yılın Gündüz Kuşağı programı medya Oscar'ını da Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programıyla Nur Viral aldı. Bravo evet. Nur Viral. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Beyaz TV'nin çok sevilen bir programı. Evet. Çok yoğun izleyici katılımıyla gerçekleştirilen bir program. Sanıyorum pazartesi başlıyor. Pazartesi günü evet, başlıyor. Evet, pazartesi başlıyor. Sevenleri zaten ekran başına kilitlenecektir. Evet. Başarının da böyle taçlanması durumunda hem yapımda emeği geçenler hem de ekran önündeki kişiler tabii ki çok mutlu oluyorlar. Hak edilmiş Tebrikler bir başarıdır efendim. Diyelim. Tebriklerimizi sunalım. Daha nice böyle güzel güzel ödülleri. Ama en önemlisi biliyorsunuz her zaman izleyicinin takdiri. Evet. Zaten sevgili Nur Viral bu takdiri sıklıkla yaşayan, bunun keyfini de süren bir isim. Ama yıllardır böyle güzel bir ödülü veren, Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden. Çünkü çok ödül veriliyor ama Cumhurbaşkanı'nın elinden almak değil mi? Hem öyle hem de tek radyo, ödül, televizyon, benim gazetecileri hayır, derneği benim inandığım, medya Oscar'ı. Tek, yani, tek ödül gecesi bu. Ve tek inanılır ödül gecesi ve tek düzeyli ödül gecesi bu. Yani bunun daha bir tık ötesi yok. Tabii. Orası artık çünkü bütün bizim camiamızın isimlerinin onay vererek ödüllendirdiği, kişisel başarıları taçlandırdığı bir yer.
Nur Viral'de gerçekten bu kuşakta çok önemli bir isim. Kadınlar neden sevdi sizce bu kadar Nur Viral'i? Nur Viral çünkü çok samimi, sıcak. Bir de Nur kendi tırnaklarıyla belli bir yere gelen bir Anadolu arkadaşımız. Anadolu'yu gezerek benim, bir program evet, yapardı. Çok sevdiğim arkadaşım. Evet, gezi programları yaptı. O zaman daha çocuğu küçüktü. Onu bırakarak şehir dışlarına çıktı. Emek var yani, yani çok. Bir emeği var. Emeğinin karşılığını bulduğu için de çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Daha da güzel, daha da böyle bitmek bilmeyen ödüller gelsin. Kalbi iyi olan insanlara her şey gelsin. Rabbim nasip etsin. Bak ben böyle dua ediyorum cuma günü. Kalbi kötü olanlara pek edemeyeceğim. Kusura bakma. Gerek yok. Doğru kanal, Allah doğru proje. Eder. Yani çalıştığın insanlar da çok önemli. Ben ona da çok önemli. Desteklerin çok önemli. Evet, tabii yani ki. Bu formatı başka bir yere koysam belki tutmaz. Evet. Yani olduğu doğru yer söylüyor. De her zaman önemli. Kanal da çok önemli. Kanal da yani için. Nur Viral'in tüm bu tarzına burayla Beyaz TV ile müthiş bir uyum var. Uydu, evet, gerçekten evet. Doğru söylüyorsun. Belki tabii ki çok başarılı da olabilir ama bir ihtimal mesela X TV'ye geçirdiğinde Nur'la oranın izleyicisi kaynaşamayabilir. Evet. Bazı isimler hani taş yerinde ağırdır bazı diye isimler sözler bazı yere var. Oturur. Evet, olmadı mı? Doğru. Misal Seda Sayan, mesela Beyaz TV'deki Seda Sayan'ın programı da inanılmaz seyredilen bir programdı. Misal başka bir formatla başka bir yere geçtiğinde 2 sezon yaptığım programı orada 5 sezon yapabiliyorsun. Dizilerde olmuyor mu? Kanal değiştiği anda gidiyor bitiyor. Evet. Derken... Tarkan, tabii ki Tarkan'ı bekliyor. Peki Tarkan nasıl hazırlanıyor bakıyoruz? Adam spor yaparken bile seksi. Geçen gün bir aranjörle beraberdim. Şimdi ismini vermeyeyim çünkü. Bu kadar Türkiye'de Tarkan'ın üstünde çalışkan bir adam, Tarkan'ın üstünde bu işe bu kadar emek veren bir adam daha yok. Şeyde bir, demiştin ya yetenekli bir aynı zamanda. Bir sesi, 40, bir, yani sesi, bir harfi. Bir bölümü... 40 tam değişik sesle 40 okuyor dedi. Değişik sesten okumuş ve bu aranjör arkadaşım da çok marka bir aranjör. Onunla da çalışıyor. İnanamazsın diyor. İnanamazsın. Yani hakikaten de inanamazsınız. Enteresan emek veren ve yani bir yere geliyor ya insanlar. Kolay olmuyor bu. Emek veren geliyor gerçekten. Gerçekten işi çok titizlikle şimdi yapan. Şimdi izleyiciler belki diyecek ki bir kısmı yahu koşu bandında mı hazırlanıyor? Çünkü son şeyler diyor. Ama biliyorsunuz ki bütün sanatçılar konserlerine koşu bandında 1-2 saat koşarak hazırlanıyor. Hmm. Çünkü oradaki o şey yükseldiğinde, adrenalin yükseldiğinde ve kan akışı yükseldiğinde o ses şeyini koruyabilmek adına çok önemli. Mesela J-Lo da gittiği her yerde koşu bandı istiyor mutlak suretle. Gün içinde 2 saat koşuyorlar. Ajda Pekkan koşarak hazırlanıyor biliyorsun o da şeyde koşu bandında her gün 2 saat koşuyor. Tarkan aynı şekilde artık muhteşem. Geliyor. Çok yaklaştı. Çok bir daha izleyelim. Tarkan'ımız geliyor. Özledim siz diyor. Bir de öpüyor. Öpeceğim. Biz de yalnız seni özledik yani. O ses tonundaki o hararet. Bak Tarkan'ın bütün videoları hep böyle. Böyle kızıyla ilgili bile bir şey söyleyecek olsa bir tını var orada böyle. Evet. Adamda gerçekten başka bir aura var. Bunu kabul etmek lazım. Başka yani. Doğmuş, başka Ediyorum. Yaratılmış. Sonradan evet. olacak o star şey. Olmak için yaratılmış. Evet, mesela. O öyle doğmuş bak, yani. Demek ki diyeceğimize olan... diyoruz. Ne İnsanlar diyoruz? Diyorlar ya yani negatif Hı. yorum yapıyorsun. Yok mesela hak edene öyle düşündüğümüzü söylüyoruz. Çok Tabii tatlı, ki. Çok çekici, çok muhteşem. Çekici, muhteşem sahnesi, şarkıları. Tabii. Her şey. Muhteşem. Şimdi zaten 6 geceydi değil mi? Bir gece daha eklendi galiba. 7 gece oldu, uzatıldı. Konser biletleri bitti. Kara borsaya düştü. Tanesi en son bildiğim 3000 TL'den satılıyordu. Ne? Tabii dedik ya. İkiden başladı. Bir internet bilet satan evet, şeyde evet. çıktığı an tükendi. Muhtemelen millet akıllılar. Nasıl bekliyorlarsa. Gürü şey halinde böyle toplu toplu bir alım gerçekleştirdiler. Ve sonra onları bittiğince bilet para borsa. Yalnız insanlar yaz konserlerini özlüyor biliyor musunuz? Bu yaz çünkü Harbiye hep tıka basa doluydu yani. Evet. Baktığınızda. Ki güya hani şey tatil zamanı. İnsanlar o ambiyansı seviyorlar bence ve özlüyorlar yani. Bir de açık hava konserleri bir başka oluyor. Çok başka oluyor. Şimdi bütün kış yine bir sürü yerlerde konserler olacak ama o kapalı alanlarda, mekanlarda izlemek, dinlemek gibi değil yani. Tabii açık bu gece hava, Murat Dalkılıç'ın ekibi çok iddialı mesela. Ha kimmiş o Murat Dalga? Onu öğrendin evet. mi? Sürpriz Şimdi isim. Şimdi Mert Silip. Menajeri biliyorsunuz Murat Dalkılıç'ın çok büyük kader arkadaşı. Çünkü onlar yola beraber çıktılar. Ama bu gece Harbiye yer yerinden oynayacak. Sürpriz bir isimle sahneye bırakacakmış. Bu gece inanılmaz bir olayla geliyorlar. O kimmiş? Hande Erçel konsere ilk defa Murat Dalkılıç'ı izleyecek galiba Hande Erçel konserinde. İlk defa mı izleyecek? Evet. Hı. Ondan sonra ya her şey olabilir. Kim Yüz binlerce şey olabilir. Mert sana söyledi mi? Yayın sonuna doğru belki söyleyebilirim. Bu gece Murat Dalkılıç'ın.
konserindeki Murat Boz, sürpriz. Şimdi bak, hayır Murat Boz'la hiç alakası yok. Hayır, Murat Boz değil. Çok bambaşka bir sürprizle geliyor. Yerlerinden oynayacak. O zaman de buradan başlayalım isterseniz. Tersten başa doğru gidelim. Gülben Ergen, Mustafa Sandal bir kere çok böyle sahnede hisli bir şarkı yakın yakın. Önemli bir nokta şu, neden büyük olay diyoruz buna? Çünkü Mustafa Sandal daha önce Gülben Ergen de mahkemelik oldu bu şarkıyı söyleyemezsen. Evet tamam diye. Barışmışlar, bu güzel bir şey barışmaları 10, sahnede. 12 bin lira mı öyle bir para aldı zamanında. Yani 12.500 ya. Evet kazandı. Sen şimdi söylersin parayı geri versin diye. Hiç aklıma gelmemişti. Barışırlarsa o zaman hakikaten mahkemeye de oyaladığınız için faiziyle beraber geri veriniz. Tamam oldu. Ya hukuku uğraştığı şeylere bak, yemin ediyorum hani bazen. Şimdi nereden nereye atladım ama hani diyoruz ya bu kadar dosya var, bu kadar bilmem, bu kadar abuk subuk şeylerle aranızda anlaşsaydınız, hiç mahkemeye gitmeden olmuyor, sen 10 bin lirayı falan alsaydın yani hukukçu sayısı az, sonra da bu saçma sapan davalarla şimdi uğraşıyor. Şimdi geçen günde biliyorsunuz daha yeni acaba Gülben Ergen evleniyor mu diye. Sevgilisi de ondan genç değil miydi? Onu bilemiyorum, bir fotoğraf öyle gösterdi bana ama yaşlarına bakmadım. Fotoğraf da. Fotoğraf bana böyle aynı gibi geldi. Hayır dedi ya Ertan da seslendirirken onun altını çizmiş. Yani çok böyle yakın bir şey, acaba Emre Bey'in kıskanması gibi bir şey söz konusu. Mustafa Sandal'ın da sevgilisi var. Hayır ayrıldı ya. Sen şeyi zannediyorsun sevgilisi. Asistanı. O netleşmedi. Asistan o. Hala. Adı asistan şu an. O asistan da daha önce birçok sanatçının vokaliymiş. Ben bilemem. Tabii. Sana bir de estetiksiz hali geldi. Estetiksiz hali geldi Görme. Bana. Yani inanamadım, Kızıl Azmine de nereden nereye gelmiş. Bravo. Yani. Ama asistan diyor ona Mustafa Sandal, henüz sevgilim ama demiyor. Ama bu yakınlaşma böyle çok, baksanıza. Bak sahne şimdi, şeyi, yani şovu mu diyorsun? Öyle zaten de. Sahne şovu mutlaka da. Bak bir izleyicimiz şöyle demiş, demiş ki Gülben Hanım demiş orada konser verse o kadar alkış alamaz. Bence diyor Mustafa Sandal'la bir nabız yokladı. Yani. Gülben Ergen bu sene vermedi değil mi Harbiye'de öyle bir konser? Dolduramaz yok diye de devam ediyor. Çünkü diyor hani alkış falan da yok. Hani siz belki izlerken diyor duymuyorsunuz ama. Gitmiş mi o konsere? Zahir öyle görünüyor yazdığına göre. Diyor ki nabız yokluğu olabilir. Gülben Ergen çıktığı Gülben Ergen zaman çıktığında insanların tepkisi nasılmış? Yani mesela giden varsa cılız konsere yazsınız. Evet, bize gidiyor. Gittiyseniz dün geceden bir yazınız bize efendim. Yazar mısınız? Dün herhangi birimizin sayfasına var. Ama Beyaz Magazin'e bakamayız biz şu an çünkü. Evet. Bize kişisellerimizden yazarsanız. Gittiniz mi konsere, çıktığında Gülben Ergen nasıl bir şey vardı? Tepki. İzleyicide nasıl bir tepki vardı? Bu şovla alakalı olarak öyle bir şey oldu. Bu arada tabii hemen başına dönecek olursak magazin gazetecilerinin içeri alınmaması ondan sonra ve bakayım burada VIP davetlerin bir kısmı da kapıda kalmış. Tabii bazıları da menajer ekibi tarafından merdiven bilet. Yani merdivene oturtulmuş VIP'ler. Saygısızlık. Bunun üstüne de bir kriz çıkmış. Yani orada bir konserde bir durum yönetememe olmuş. Bu sene Harbiye'de zannedersem sanatçının menajeri ayrı, konser organizasyonu ayrı. Öyle mi? O yüzden bir tık karışıklık olabiliyor. Çünkü konserin organizasyonunu yapan başka bir firma, sanatçının menajeri başka bir firma ya. Bu davetli listelerinde karışıklıklar. Ama ben yani hadiseye gittiğimde hiç sıkıntı yaşamadım. Çünkü kapıdan sen orada Aluk Şentürk. Çünkü Aluk Şentürk. Falan işte, yani hani Burç'ta. Demek yapan yapamıyor Burç'ta arkadaşım, onun için söylüyorum. Aynı şekilde Bülent Ersoy'da yani, biz de hiçbir şey yaşamadık. Evet hiçbir sıkıntı olmadı. Ama bir bu basın grubu da, alakalı bir durum. Bir grup basında sebepsiz yere içeri alınmamış. Bir ondan grup mu alınmamış hiç mi? Bir grup alınmamış. Şimdi bazıları alınmış, bir grup alınmamış. Onlar da tabii neden alınmamış olmadıklarını soruşturunca menajerden de sağlıklı bir açıklama gelmemiş. Onlar organizasyon yetkililerine suçu atmışlar. Öbürleri menajere suçu atmışlar. Ortalık yani bir hani şey yönetim sorunu var Mustafa Sandal'ın ekibinde benim olabilir, anladığım. Ekibinde ciddi bir zafiyet var burada. Bu kadar önemli bir konserde en önemli şey birincisi basın. Çünkü onlar servis ediyor senin yaptığın her şeyi. Basın emekçileri her zaman çok önemli. Tamam belli bir yerinde sahneye alınıyorlar ama onların orada bulunması elzem. Çünkü bak kim geldi oraya, o bir konu bizim için. Öncesinde tabii herkesi çekiyorlar. Tabii canım, kimi yani. Orada röportajlar yapılıyor. Mustafa Hulusi Sandal'ın ayrı PR oluyor. Yani bizim tabii üstümüzden PR'ı geçiyor bu işlerin. Tabii. Kabul etmek lazım. Kabul etmem. Tamamen öyle. Tamamen. Herkes çok mutlu gözüküyor lazım. Çünkü bu düette mesela katılanlar, izleyiciler ne yapacak ama orada ağlayacak değil de tabii orada kriz çıkmış da orada hepimiz nasıl, bizim de olmuyor mu ekipte
Değil mi? Bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Son dakika hepimiz hiç olmamış gibi bir şey öyle kırıtıyoruz. Ve fakat Gülben Ergen ne kadar uzunmuş ya da giydiği mi topukları mı Mustafa Sandal'ın bayağı yavru cinsi gibi kalmış. Bu arada çok samimi dans ediyorlar. Çok yani, samimi bir yakınlaşma. Bu yani yakınlaşma demiyoruz da yani hani buna mümkün değil böyle bir şey olamaz. Fakat dans gerçekten çok yakın yani. Evet. Ama Mustafa Sandal'ın hep böyle güzel. Cilveli bir hareketleri vardır. Flörtözdür. Evet, erkeğin cilvelisi yani. Derler ya. Ona başka bir şey derler. Neyse şimdi ağzımdan kaçırtacak ya. Allah Allah. Gülmeyin, gülmeyin. Başka bir şey derler ama neyse son gün konuyu kapatayım. Neyse. Şıkır şıkır şarkısı da güzeldir. Boş çok onu güzel şarkı. Geri verir misin? Gülben'den aldığım parayı para tahsilatı canlandan sonra. Gerçekten sonra Barış'ı beraber şarkı söyleyeceksiniz. Hukuku bu kadar oyaladığınız sen için. Sen bence aranızdan... önce bir sor. Feyza Hanım aylık olarak çekip bankadan tekrar Özcan Deniz'e parayı veriyor mu? Onu bence bir tespit onu et. Onu avukata soracaktım çok önemli. O programda. O kaynadı arada neyse başka hayır, şeyler. Hayır avukatlık bir şey değil. Gönül rızasıyla verir verir. Hayır, vermez vermez yani. Mesela dilekçe ben kendi başıma bir vatandaş olarak kardeşim bunlardan çok rahatsızım geri versin diye bir dilekçe yazabiliyor muyum mesela? 100 lira. Yazacak mısın? Bak, aşağıda bir şey görüyorum ben. Bu Beren ne? Saat, ünlü Beren bir Saat DJ, ünlü bir DJ'ye gönlünü kaptırdı. Gönlünü mü kaptırdı? Şimdi bak arkadaşım bu tip şeyler çıkıp çıkıp duruyor. Fakat ben şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Bence yani hep herkesin de fikri bu yöndedir. Evde ağlıyor. Beren Saat, hayır ya Beren Saat şu an çok evli Kenan Doğulu'yla. Evet bu haberlerin çıkması hoş değil. Bir dakika çok tamam çok güzel de Kenan Doğulu'nun da bir sürü aldatma haberi çıkınca niye aynı şimdi tepki yapımcımıza, vermedik? Adam Caz da evli şimdi diye bak, niye yapımcımıza şey bu haber daha önce geldi. Biz de konuştuk biliyorsunuz toplantıda. Ne dedi bize Bilal Özbilge? Ne dedi? Arkadaşlar evli dedi. Evli kadın teyidi olmayan bir şey. Vermeyelim. Hani bunu vermeyelim dedi. Evli adama teyidi olmadan dedik bir sürü şey var diye. Niye adam olunca aldatma hikayesini açık açık söyledik burada. Kenan'ın. Bak şu an ama iddia dedik. Gönlünü dedik. Bak şimdi biriyle bir gece bir şey aldatmaktan bahsetmiyoruz. Sen onu sıklıkla birileriyle işte böyle bir gönül ilişkisi aralarda yakaladı. Gittiği konserde monserde kaçamak gibi söylüyorsun. Bak gönlünü kaptırdı başka bir şey. Birine aşık oldu evliliğini biri yüzünden bitiriyor noktasına getirmek. Bence gönlünü başka bir şey suç isnat etmiş vücudunu oluyorsun. Vücudunu kaptırmış demek bence daha ağır bir şey. Biz hatta bunu biliyorsunuz birkaç bir hafta 10 gün önce mi ya da bir hafta önce konuştuk dedik ki bakın böyle iddialar çıkıyor. Masa başında oturup böyle iddialar evliliği yapmaya yapmamak lazım. Arkadaşım bir de şunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Türkiye'de kadın erkek eşit diye sen kendini böyle şeylere at yerlere at. Yok. Bu tip konularda asla eşit değiller. Hayır, biz de verirken kadın zaten öyle yapıyoruz. Erkek ne yapalım biz şunu deriz en fazla ayrıl o zaman karından da git hayatım, kadınla birlikte aynı ol aynı şeyden söz ediyorum biz haberi verirken de aynı şekilde İmtina yapıyoruz. Ettik İmtina bundan. İmtina ediyoruz. Erkeğe fakat yeni çıktı olabilir. Bu haberler ve valla ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bugün son gün çok da sıkıldım bu mevzuyu konuşmaktan. Kenan'a buradan tekrar sesleniyorum. Peki, senin nezdinde ve senin huzurunda. Peki teşekkür Kenan, ederim. Kenan açıklama yapıyorsan yap. Kızı kolundan tutuyorsan tut. Ya da beraber bir görüntü veriyorsanız ver. Bak artık bu böyle değil mi? Dedikodunun ipi ucu yani ne bunun hastalığı kaldı ne senin sevgilin kaldı ne ötekinin gönlü kaptırması kaldı. Bunların hepsi bu iki insan sustuğu için oluyor. Ve ben hayretler içerisindeyim ki bak bu kadar dedikoduya şu kadar bir laf etmiyorlar. Çünkü en doğrusunu yapıyorlar olur kendi bak, dünyalarında. Artık daha tadı kaçtı görüyor olur musun? Mu? Öteki sevgilisi konuşsana her olduğu... şey o kadar kötüye gidecek ki sana anlatamam. Bir de şöyle düşün. Şimdi hayır, bir tane görüntü versin el ele yani. Biz suçlu mutluyuz desin. Olmadığın bir konuda kendini aklamaya çalışmak ama hayatım, herkesin bak, tarzı aklı... olan bir şey değil. Biz ama, çok alıştık ona haklısın. Hayır beraber görüntü de vermiyorlar. Yani bu hani karı koca ilişkisinin tamam, devam zaten ettiğine bir dair... sorun olduğunu kimse inkar etmiyor. Evet. Sadece sorunun ne olduğunu çözülebilir mi çözülemez mi noktasını ama bak şimdi bilmiyoruz. Bu çok tatlı bir şey mi? Bizim ağzımız torba değil ki yani her kafadan bir ses çıkıyor. Her masada bir şey konuşuluyor. Her gazeteci ister istemez acaba o muydu bu muydu? Çünkü işimiz bu. Ne yapalım yani hakikaten bende de bir sürü tilkiler dolanıyor. Ya da gelen iddiaları ben okuduğum zaman da hatırla. Artık o kadar tatsız, o kadar keyifsiz şeyler söylüyorsun ki ve adamlardan çıt yok. Çok iyi yani, kriz yönetimi. Çok iyi. Bence çok de. İyi mi? Çok iyi. Onlara göre hayatım, çok iyi. Beren Saat diye yaz, Kenan Doğulu diye yaz. Hayır, yani, tamam ama bak konuştukları bizim anda. Bizim verdiğimiz haber de dahil, tamam. İddia da dahil inanılmaz şeyler dökülüyor. Tamam ama konuştukları anda ne olacak biliyor musun? Ne çok daha büyük her şey çıkacak ortaya. Herkes bildiğini yazacak, herkes gördüğünü yazacak. Herkes bu olay nasıl halledilecek biliyor musun o zaman? Şimdi susmak. Anladım. Ve sakin kalmak en iyisi kameralara konuşmamak nasıl sabır işi biliyor musunuz? Bunu Türkiye'de becerebilen kaç ünlü var?
Bence kaç ucu var? Onlar. Bu krizi bu kadar iyi yöneten. Genelde herkes bir açıklama dile yapıyor. Dile düşmeden hatta ve rezil olmadan. Yayını seyrediyor mesela. Üst üste iki cümle söylediğinde dayanamayıp yayına bağlanıyorlar. Ne ya, diyorsun sen falan düşün, diye. Yaşamadın düşün, mı sen bunu düşün yani? Yani. O yüzden bu çok iyi bir şey yani. Biz onların açısından. Ona bile tepki vermedi. İnanılmaz tabii. Yani. Mesela biz hatırlamıyor musunuz? Yayın yaptık burada gece 23'ten sonra. Yan yana ne yapıyorsunuz diye biz daha yayındayken iki taraf birden Instagram'dan cevap tabii verdi. Yani bu yani, susmak bu çok da zor bir şey. Büyük bir şey. Yani sen ne düşünürsen düşün. Ben bildiğimiz Demet Özdemir'le ilgili mi? Ha, mesela tabii, sana tabii şurada iki tane yorum yapıyorlar Instagram'da çılgına ben dönüyorsun. Ben buna cevap veriyorum. Düşünsene bunu söylersin sen diye. Ay yani bir aydır fix konuşuluyorsun hem internette hem her yerde. Büyük başarı sessizlik, sessizlik ama büyük başarı. Ben şu taraftan bakıyorum. Bu kadar çok sessiz kaldığın yerde dedikodular o kadar farklılaşabilir ki ve rezilleşebilir. İşte ses çıktığında dedikodu milyon kat. Ve karşındakiyle de o süreçte birbirinizden eminseniz bir cephe söylüyorum. Sana. Şöyle mi sadece aldatma ve gönlünü kaptırma üzerinden yani mi yani şimdi Beren Saat bu haberin gerçek olmadığını Kenan Doğulu'ya zaten ifade ettiyse ondan sonra kalkıp da bize bir açıklama yapmak zorunda mı? Ben Beren'den bir açıklama beklemiyorum ki. Beren'in bir sıkıntısı olduğu, mutsuz olduğu ve karşı taraftan bir hareket beklediğini zaten kadın olarak görüyorsun. Tamam bizim alıştığımız buradaki sıkıntı tabii bu tip şeylerden sonra bir şov hareket. Karşılıklı el ele tutuşup bir ha, dolaşmak. Sahtemidir çoğu da doğru söylüyorsun. Evet işte diyorum ki evet. Şov. Bu şovların arkasından ne bombalar çıktığını görmedik mi biz senelerce? Bize kalkıp da el ele poz verip hiçbir şey yok ayrılmıyoruz deyip 15 gün sonra birbirleriyle yasak aldırarak mahkemede yasaklı süreç başlatarak boşanan insanlar görmedik elbette mi? Elbette ben o demek ki o da bir şey değil. Hemen jet bir açıklama geliyor ya mesela Demet Özdemir'le ilgili. Ne dedim? İnanmıyoruz ama ya da Serdar Ortaç'la ilgili Serdar Ortaç'ın avukatı bir açıklama yapınca evet o açıklamayı bekliyoruz. İnanıyor muyuz? Hayır. Ama şunu demeye çalışıyorum. Haklısın %100. Ben zaten Beren'in herhangi bir DJ'ye falan gönlünü kaptırdığını zannetmiyorum. Ben bütün hikayenin Kenan ve yaptıkları üzerinden olduğunu düşünüyorum. Burada Kenan'ın karar vermesinden daha çok Beren Saat'in bir karar verme aşamasında olduğunu düşünüyorsun. Evet. Yani burada zaten sessiz Kenan kalan Beren Kenan yani ve konuşmak istemeyen. Ve bütün iddialar üzerinden bunu söylüyorum ama. Yani şimdi biz belki burada bir sürü şey açıklamıyoruz. İnsanlar da böyle bir şey söylüyorsun. Neden? Çünkü sınırlarımız var maalesef konuşabileceklerimiz ama o kadar yakınlarından, evin içinden, kardeşinden, arkadaşın öyle şeyler duyuyorsun ki ve gerçeklerini de biliyorsun ama bir miktarını açıklayabiliyorsun. Hmm. Ben zaten Beren'in değil, Beren'in bir karar aşaması yani Beren şöyle düşünüyor bence sadece empati kuruyorum. Yani ne yapmam gerekiyor? Ne yapsam? Ayrılsam mı? Ayrılmasam mı? Kenan zaten o suçlamaların tamamının üzerinden dönen biri. Yani buradaki ama biliyor musun bu kararsızlık da başrol Kenan'ın zaten. Bu kararsızlık da Kenan'ın çok da suçlu olduğunu göstermiyor. Çünkü bir kadın bitirdiği anda bitirir gider. Kararsız kaldığın zaman demek ki senin de kafanda tam suçlu değil aynen karşındaki adam. Aynen. Tam suçlu olsa çünkü gidecek arkasını dönüp. Ama bu çok, o kadar bekliyor ki. Çok yani doğru sanki şey onun da inanmadığı bir ben şeyler var. Ben ilk günden beri size ne diyorum? Sürekli serzenişte bulunup da böyle özlü sözler paylaşan kadın son çırpınışları son gitmek çırpınış istemiyordur. Gitmeye karar veren erkek süreci uzatıyor. Bir saniye durmaz kadın. Ama kadınsa bak bir günde karar verirsin ertesi gün o bavul toplanır. Saniyede gider. Asla konuşmazsın. Bir cümle etmezsin. Yürür gidersin. Adam senin kapıdan ama arkandan bakar. Ama bütün bu dedikoduları ben düşününce yani dedikodu ya da işte iddia ne dersen de yakınlarından duyduğumuz şeylerde hep Kenan'ın zaten başarılı olduğunu duyuyorum. Bu arada da Kenan eğer söylenenler doğruysa ve yapıldıysa karar merci olamaz ki. Burada Beren mağdur durumda diye hissediyorum bu ilişkide. Ve eğer bizim de burada benim can havliyle okuduğum şeyler tamam mı şimdi hatırlatmak istemiyorum. O doğruluk payı olan şeyler varsa o zaman çok zor karar vermek. Çok zor karar vermek. Yani ama ayrılsan da hayat nasıl gidecek bilmiyorsun. Olunca, şimdi benim nasıl gidecek bilmiyorsun. Evlilik olunca benim orada bir yerde sesim kesiliyor. Çünkü bak ben evlenmediğim için bilmiyorum. Belki her ikiniz de daha şöyle bir şey biliyorsunuz. Bir sürü şeye rağmen bir şeylerin üstesinden gelip öyle evliliği diyorsun sürdürme kararı da olabilir verilebiliyor. Yani sana çok kötü bir şey yapsa dahi bak sevgililikte aynı şeyi söyleyemem. İşte gidebiliyorsun. O bildiğim bir kurum olmadığı evet için soruyorum. Yani o evlilik kurumunda bir şans daha verilebiliyor.
Yani tabii, onun tabii. için ben şu anda son gün onlar mahkemeye gidene kadar bunlar boşanır diye kendimi ortaya atamam. Evet, açık evet. söyleyeyim. Çünkü ne olacakları hiç belli değil. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Boşanabilirler, boşanmayabilirler. Yani bizim ısrarla söylediğimiz, şimdi diyeceksiniz ki izleyiciler diyecek, siz de veriyorsunuz. Hayır, siz bu haberi görüyorsunuz. Biz bu habere inanmadığımızı ifade ben etmek için. Hani böyle ben bir haber var, yok ben saymıyoruz. Ama kendi şahsi fikrimiz, yapım ekibi olarak da şahsi fikrimiz, sonuçta bu kadar ünlü, evli, iki tarafında bu kadar göz önünde olduğu yerlerde kadın çünkü maalesef ki her zaman için başka türlü değerlendiriliyor. Biz bunu şu haberi şu anda Beren Saat değil de Kenan Doğulu gönlünü bir işte asistana kaptırdı diye okusaydık çoğu izleyici aa işte gördü mü Beren bu kadar naz yaptı sonunda gitti başkasına ama aşık bence oldu Beren, deyip üstü kapalı çok çabuk bir aşık. Bence Beren Saat kendi yapısında çok çabuk duygusal geçişler yaşayacak evet, bir kadın evet, değil. Evet öyleymiş zaten. Çünkü hayır çok duygusal çok bir kadın. Hayır, aşırı duygusal. Duygusal geçişler yaşayacak anladım. Bir adamdan bir adama koluna geçiyor. Evet, çünkü bu kadın yıllar önce kaybetmiş olduğu hala ona sevgi besleyen bir kadın. Ölüsüne bile saygılı. Bravo. Ve benim insanoğlunda en dikkat ettiğim şey budur. Ölüye saygısı olmayanın diriye hiç olmaz çok derler. Söylüyorsun. Çok doğru. Orada ona yaptığı iyilikleri değil mi unutmayan ve sürekli onunla ilgili bir paylaşım yapan bir kadın. Hemen Kenan'dan ayrıldı. X kişiye gitti. Ben bu herkesin harcı değildir. Kimi o duygusal süreci çok ağır yaşar. Kimi daldan dala uçar gider. Ama ben Beren Saat'in öyle ondan ona hemen geçebilecek bir kadın olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben de boşanırsa boşanır. Evet. Kısa da olsa bir yaz sürecini kendi kendine geçirip sonra kendini yeni bir aşka hazır hisseder gibi düşünüyorum. Zaten şu an ne yapacağını bilemiyor. Evet, bence Beren kalbi kırılmış. Yani o bir tane vardı ya, oyun arkadaşımı kaybettim, kirlendik vesaire diye mealen söylüyorum. O zaman okuduğumda anladığım şey kalbi kırık bir aşık gibi. Yani ama o duygudan hemen kopamazsın ya. Evet. Yani belki sevemiyorsundur ama aşkın da daha bitmemiştir. Hatta tabii, kendinden tabii. de rahatsızlık duyarsın. Yani bana bu kadar da şey yapmış bir adama hala nasıl gönlümü verebiliyorum dersin. Ama yine de o aşk kolay kolay bitmez. De sen de diyorsun çünkü bu sabah dinlediğin şarkılardan belliydi zaten. Ya işte öyle ama şimdi duygusalsan mesela o da yengeç burcu, sen balık burcusun, ben de yengeç yani. Burcuyum. Yani çabuk unutmuyor insan ama Beren tabii kırgın olabiliyor. Balık burcu mu ya? Öyle bir şey galiba. Bak, dürüstçe söyleyeyim. Bilmiyorum. Hakikaten insan yani aşık olduğunda doğru bir şey tespit ediyorsun. Sana karşı taraf bir sürü şey söylemiş olabilir. Kalbin çok kırılmış olur. Susabilirsin. Bu susuyon kendi sus. Kendini anlatıyor şu an. Bırak anlatsın. Ama dün evet. söyleyeyim dedim. Şuradan başladım. Sana doğru süper. Geliyorum zaten. Evet. Susuyor olabilirsin. Ama bu ona değer vermediğin anlamına da gelmiyor. Ama bir şey yaşam... Yani, kalbimi kıran kalbimi adama kırık. Ben niye değer evet. vereyim? Kalbini kıran adama değer verme. Ama işte kalbin kırılınca aşk ona hikaye. O şey bitmiyor. O kadar kolay olmuyor işte. Kolay kalbin kırık kalbin oluyor kırık. Ama kafan hala onda kalıyor. Kalbin maalesef. Kırık mı kırık? Öyle bir şey Hiç yok canım. Ya. Kalbinizi kıran adamda niye kafanız kalsın? Kalıyor. Beni üzen adamla benim hiç işim olma. Bak bravo, o konuda çok sertim. O var o konuda benim çok benim umurumda olmak. Bir dakika benim... ben şu an altyazı okumaktan fenalık geçireceğim. Bu ne? Dün bizim duyduklarımızın üstüne bunun gelmesi. Bizim de açıklamalarımız var. Dün çok değişik şeyler duyduk bunlarla ilgili. Demek doğruymuş ya. Evet. Ben bugün söylemedim Bilal Bey'e biz dün bunları duyduk diye. Yani ama çok enteresan. Burcu Kıratlı ve Sinan Akça boşanıyor mu? Neden bunu söylüyorum size? Sosyal medyadan birbirlerini silmişler. Gene mi? Şimdi Ertan söyledi. Burcu Kıratlı evlilik soyadını değiştirmiş. Buyurun. Ben şu an göremiyorum. Yani resmi olarak boşanmışım, manevi olarak gittim senden diyor. Gene tartıştılar galiba. Ya bu çok çoluk çocuk ilişkisi gibi değil mi yani? Şimdi biz dün duyduklarımızın ne kadarını anlatabiliriz? Şimdi ben o evet, dertlerdeyim. Şimdi biz dün bir şeyler duyduk. Yani zaten bu işin gidişatının hiç iyi olmadığını... Evet. Hayır Bilal Bey şu an kulağımda değil. Şöyle duyduk ki onun çok çok yakın her şeyini anlattığı Burcu Hanım'ın birilerinden. Şans, tesadüf biz o menemenci'de duyduk bunları bir de. Bakın o menemenci diyorsunuz. Ayayla geldi menemenciye. Yan masada mı konuşuyor? Hayır yanınıza geldi masada. Tesadüf yakın bizim arkadaşı. İyi mi? Bizim arkadaşımız onun da arkadaşıymış. Ortak arkadaş geldi. Size ne anlattı? Size anlattı. Çok ya dedi dışarıdan yani. Böyle gözüküyor. Araya birileri girdi. Onları tekrar barıştırdı ama onlar %100 ayrılacak dedi. Dün söyledi ha. Nasıl yani dedik. Biraz konu olayın... da maddi biraz. Maddi bir derken? Maddi biraz. Yani şimdi bak ne kadar anlatma. Reklama var mı daha? Kime sorabilirim? Evet ya bunu biz bir konuşsak. Yani Bilal Bey'e sorsak. Yani evet bence Bilal Bey'e sormamız lazım. Bilal Özbilge'ye maddi derken?
İşte açamıyorum. Orada başka bir... Hayır, bizim duyduklarımızı diyoruz ne kadar ne anlatabiliriz. Yoksa ben hemen söyleyeceğim de. Duyduğunuzu anlatın canım. Hani hemen söyleyeceğim de. Ay, o menemenci de nelere kadir. Aa, sen ne diyorsun? Tam köşe orası. Her şeye şey oluyorsun. Allah'ım. Şahit oluyorsun. Gel seni de bir gün götürelim menemenci. Ne kadar anlatabiliyoruz? Ne anlatabiliyoruz? Şimdi... Yani iş şöyle söyleyeyim aslında. Ben birazcık başlayayım mı? Hı, belki orada da Bilal Bey kulağına bir şey söyler senin. Yani Sinan'ın... nasıl anlatmak lazım? Sinan biraz ilk başlangıcında ilişkinin daha bir hayal ve şov dünyası yaratmış Burcu Kıratlı'ya. Tamam. Daha güzel bir dünya servis Luna etmiş. Park falan. Aslında Luna Park. O ilk 6 ay öyle geçmiş. Tamam. Sonra o Luna Park'tan biraz çıkış olmaya başlamış. Tamam. Yani o gösterdiği hayatın birisi gelemeyecek gibi. Sen de biraz destek ol bana gibi demiş. Böyle bir şey olmuş. Öyle bir şey olunca da Burcu Hanım düşünmeye başlamış. Benim hayatım hep böyle mi gidecek? Yani hep böyle bir gösterilerin dışında bir hayat daha olacak mı bana demiş. Ve çatırdamalar başlamış. Bu Burcu Hanım da artık ben bu evliliği bitirmeliyim noktasına geldiğinde araya çok kıramayacakları, bu Sinan Akçıl da söyledi, araya dedi büyükler girdi dedi, birileri girdi dedi, söyleyemem ismini dedi, hatta biz söyle dedik biliyorsunuz, biz onun kim olduğunu da biliyoruz, sen de biliyorsun. Gerçekten kimsenin kıramayacağı büyüklükte biri girip ben böyle bir şey istemiyorum, siz güzel bir çiftsiniz, devam edin bakalım dendiğinde tekrar onlar tamam o zaman deyip deneme sürecine girmişler. Ama Burcu'nun sürekli olarak mutsuzluk ve rahatsızlık içinde olduğu... Aşırı kıskanç bir hanımefendiymiş. Evet, o da var. Yani o gece yaşananlar biliyorsunuz Can Tanrıyar'ın düğününde bir olay olmuştu. Orada zaten biraz bir soğukluk varmış. Şimdi Bilal Bey de onu söyledi. Yani o düğünde de dedi onların arasında böyle geldikleri andan itibaren bir gergin bir durum vardı zaten dedi. Bir önceki ilişkisinde de, bir de çok kıskançmış yani. Üstüne kalkıp da Ferhat Göçer öyle bir hikaye anlatınca Burcu o yüzden kalkıp acaba gitmiş. Burcu da öncesi şey var mi yani. Oldu? Burcu da şöyle bir şey mi oldu? Sinan'la evlendiği günden beri... Görüyor musunuz bak şu an real görüntü bu Instagram'dan. Bütün fotoğraflar gitmiş. Üste doğru gelelim. İsmi de galiba gitmiş. Şimdi ben de sizinle beraber görüyorum. Burcu Kıratlı. Burcu Kıratlı olmuş. Evet. Gördünüz mü? Karşılıklı bir şey. Hiçbir fotoğraf gözükmüyor şu Burcu, anda. Burcu bence... Görmüyor ama hiç fotoğraf yok değil mi? Yok. Sinan yok. Akçıl'la alakalı hiçbir fotoğraf yok. Olayı daha biraz ayrıntı anlatabilir miyim acaba? Evet canım, buyur anlat. Şöyle güzel bir villa tutmuş Sinan Akçıl evlenmelerinden evvel. Tamam. 6 ay güzel böyle şaşalı mis gibi bir hayat sunmuş. Tamam. Sonra 6 ayın sonunda... demiş ki yani bunun gerisini getirmemiz lazım ama beraber... Yani benden bu kadar. Sen de mi çalış demiş. Yok, çalışmak babında değil yani parayı beraber koyalım. Koyalım demiş. Hatta mümkünse sen koy demiş. Yok canım o kadar da yani değil. Yani iddia o Sinan ki Akçı, evet anlatılan Sinan çok Akçı, yakın birinden. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir kere Burcu Kıratlı, Gül Erçetin göz gibi güçlü, otoriter değil mi? Bir kadının kızı. Şimdi Gül Erçetin göz de akıllı bir kadın, başarılı uyanıktır, bir kadın. Evet. Kenan Erçetin göz... Ona göre. Şimdi Gül Erçetin Göz ve Kenan Erçetin Göz Sinan Akçıl'ın böyle bir şeyi talep edeceğini bilse, böyle bir iddia olduğunu bilse kalkıp da Burcu'nun evlenmesine izin bile vermez. Aile çok seviyor Sinan Akçıl'ı. Daha iki gün öncesine kadar Gül Erçetin Göz yorumlar yapıyordu yani. Bizim ortak arkadaşımız da söyledi. Çok seviyor dedi aileyi. Evet, zaten yani mesela onayı veren, de Burcu'nun annesi. Burcu'nun annesi onay vermese hayatta bu evlilik olmaz. Ayrıca Sinan Akçıl iyi para kazanan bir adam. Konuşurken bir yandan. Öyle değil mi? Şimdi ben de onu anlayamadım. Acaba bu kadar yani besteği mesleği satamıyor. Yo, satıyor ama parayı Sinan acaba kendine mi saklayıp para orada bakıyoruz şimdi. Görüyor musunuz Burcu Kıratlı'nın fotoğrafını? Şu an değil yok mi sağdaki? Yok, Ebru Gün'de geliyor. Şu an. Yok. Yok. O da mı silmiş? Hay Allah. O da silmiş. Anladım. Ama Sinan'ın... Aşağı inelim. Şimdi aklıma bir şey daha... Aa, sen kendimi gördüm. Aa, kendin görüyorsun. Ben varım Sinan Akçıl'ın sarmasında. Sen Burcu Kıratlı, yok. Sen varsın. O sarışın hanımefendi kim? Gördünüz mü Bilal Bey? Ben varım orada. Bir sarışın hanım vardı. Acaba kimdi o? Ama şimdi evet, dürüst gördüğünüz davranayım. Gibi, video galiba. Kapakta ben varım. Evet. Biz bu dedikoduları ben Posta Gazetesi'nde yok, gazetecilik yaparken... Yok, şu anda Burcu Kıratlı yok. Ebru Şallı ile olan beraberliklerinde de duyduk. Neyi? Bu Sinan Bey'in parasıyla ilgili mevzuları. Hatta Ebru Şallı o zaman bizim bir muhabir arkadaşımıza yani daha doğrusu
Sunu Akyıldız muhabir de demeyeceğim, çok, çok büyük severim. Editördür. Evet. Ona sesli bir mesaj olarak bırakmıştı bu mevzuyu. Ebru Şallı mı? Evet, yani Sinan'ın, ama yani sadece duyduğumu söylüyorum, Ebru'nun yalancısı gibi diyelim daha doğrusu. Sinan'ın ondan para istediğini ve bu sebepten de hani ilişkilerinin bozulduğu mevzusunu. Mesela bu, neyse, para mevzu Sinan'la hani ilgili geliyor. Ama ne kadar doğrudur? Şu yani tabloyu gördük. Bu tablo inşallah tabii ki her evlilik gibi bozulmasın diyoruz. Ama şu anda bir ciddi kriz durumu yaşandığı da iki tane Instagram'dan anladığımız üzere var. Çok i̇nşallah gibi atlatırlar. Evcilik oynuyorduk, evliliğe geçtik demişti yani, Sinan Akçıl. İnşallah, demek ki. İnşallah bir soru yani. Bir de Sinan Akçıl'la ilgili bunu. Evlendiği günden beri sürekli eski aşklarıyla ilgili haber yapılıyor. Şimdi Burcu da bence psikoloji çok olarak da bunu da her kadın kaldıramaz yani. Belki çok Burcu da artık olabilir. Dedi ki yeter. Peki, artık bitirelim bu konuyu. Mutlu olmalarını dileyelim. Bak hala Gönül Yazar ne oldu? Geçtik o konuyu. Didem Soydan'a geliyoruz, sana yeni konu veriyorum. O yanındaki kim? Feyza Altun. Makyözü. Yani onlar hep beraber geziyorlar her yere. Her iki hareketler. Şimdi neydi? Lider. Liderin annesi. Yani böyle bir şey alır mı sence yani? Şimdi öyle, ben yemin ederim bak seyrettim. Gösterdiler bana sabah işte Bilal Bey'le Dineyim konuşuyoruz. Böyle Bilal Bey'i şey böyle olsa yaptım. Didem Hanım dedim, bunu nasıl gelin alacağım? Alamaz ki. Ya almaz öyle yani. Evlilik niyetleri var mı ki zaten? Bilmiyorum yani ki biz hani hepsine her zaman bir evlilik niyetiyle yaklaşıyoruz ya. Yani. Evlilik niyeti hep ciddi var mı? Değiliz, hep ciddi. Biz ciddi. Türk insanıyız. Biz herkesi sevgiliyse sonra da evlenir mi diye bir soru var. Evet, güzel, mutlu bir aşk hikayemiz var. Yani Didem ya, Soydan'la liderin tarzı hiç uymuyor aslında baktığınızda, değil mi? Yani Didem Soydan'ın hayat şekliyle liderinki pek uymuyor gibi gözüküyor ama hiç uymuyor gibi kafa de olarak herhalde anlaşıyorlar, anlaşıyorlar yani. Demek fakat ki Didem Soydan'ın da bu tarz uçuk hareketleri ve sosyal medyasında uçuk kullanma şekli var. Sanki Türkiye'de yaşamıyormuş gibi değil mi Didem, evet, Soydan? Yani Avrupa ülkesinde yaşıyormuş gibi. Ama şimdi gibi galiba muhacirler mi onlar? Yani bir Arnavutlar mı, böyle bir şeyden gelme bir familyası var. Şöyle bak, çok iyi bir modeldir. Tamam, hepimizin çok oralardan gelme familyası var. Kendini öyle zannediyor meselesi var ya, sen de yani sarışınsın. O zaman mesela hepimiz Avrupalıyız. Evet. Yani ama öyle hareketler yani yapmıyorsun. Şimdi Avrupalı olmak ayrı, oralı buralı olmak bunu ayrı. Bunu gerektirmiyor yani, tabii hareketler yani apayrı. O memleketinle hiç alakalı hiç bir durum değil. Doğru söylüyorsun. Evet, o de tamamen kendi karakter yapın. Evet. Ve maalesef sosyal medyanın insana vermiş olduğu özgüven. Herkeste böyle bir bilmem ne yarışı var sosyal yani medyada. Bunu mesela benim mecram yaparım. Kendin yaptın diyelim, tamam mı? Hani müziğin ritmine kapıldın. Canın öyle yaptın istedi. Bir kadına niye gösteriyorsun? Bir bak, kadına evet bak, yani. Çok iyi bir model. Gerçekten cesur da bir kadındır. Ne yani var? Verdiği pozlarda bilmem neyde böyle nasıl diyeyim, bizim çok alışkın olmadığımız şeyler yapabilen. İşini yaparken böyle hiç eyvallah olmayan biridir. Samimi söylüyorum. Ama mesela bir kadına ben hani Didem ya da X biri, Canan ya da Pınar yani. Bu hareketler böyle çok kaba erkek hareketleri evet geliyor bana. Hiç yok, gerek yok diyelim. Yani. Hadi bunu da o zaman geçelim. Çok güzel. Çünkü tatlı bir haber vermek istiyorum size. Biraz senin yüzünüz gülsün. Senin tatlılarınla bizim tatlılarımız aynı değil. Sen evet hiç anlayabilirsin. Sen çok seversin. Bengü'ye döneceğim çünkü. Güzel. Maşallah. Ekran başında olan herkes de maşallah ruhumuz desin. Ruhumuz sakinleşiyor. Çok tatlı izlerken ya. Bengü ne kadar güzel gitmiş doğuma, değil mi? Ne kadar da pozitif çıkmış. Evliliklerine inandığım evliliklerine de inanıyoruz. Çok mutlular gerçekten. Allah nazarlardan korusun. Çok şekersiniz maşallah. Naif, sakin. Böyle maşallah deyin hep bakarken. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyor değil mi? Aynen. Ne kadar duygusal. Ya. Böyle Selim çok güzel değil mi? Çok hoşuma ya gitti. Bana oradan takip ediyor. Tabii yani babaların da cesaret biliyorsunuz doğuma girmesi. Her baba giremiyor. Her baba giremiyor. Bayılanlar, ayılanlar neler oluyormuş. Şimdi artık doğum biliyorsunuz film gibi olduğu için baba giriyor, fotoğrafçı giriyor, işte kameraya çeken giriyor. Benim bir arkadaşım bayılmıştı öyle. Bayılıyorlar yani, canım. Döndürüyorlar al oğlun diye, hop şey yerinde yok. Dışarıdan yerinde şey yok. Çok kolay da dönüyorsun. Girerim demek çok kolay da orada inanılmaz. Yani şahit olursam pek o kadar keyifli gelmeyebiliyor insana. Bak dikkatimi çekiyor mesela. Bütün kadın doğum doktorları dışarıda bekliyor. Asla girmiyorlar doğuma. Nasıl anlamadım. Kendi eşlerinin doğumuna asla girmiyorlar. Dışarıda bekliyorlar. Ha, doktor kendi mi? Ha, anladım şimdi. Hepsi anladım. Jinekologlar yani kendi evlatlarının doğumunu izlemezler girmiyor mi? Asla sebe girmiyorlar. Sordun mu her hiç baba gibi dışarıda o çocuğu beklemek benim hakkım diyor. Bir de ben girersem meslektaşlarım biz da telaş için yapabilir. Doğum mu şöyle diyor der. Hayır bak doğum mu diyor. Bir şey bir an ters gidebilir. Ben orada doktor olduğum için müdahale herkes etmek daha ister çok stres yapabilir. Bravo, beni doğru görmesinler.
Evladımı dışarıda bekleyeyim. Yani böyle yanında epidural sezaryende bile beklemiyorlar. Doğru, yani. En iyisini yapıyorlar. Enteresan. Mantıklı yani. Bazı babalar öyle dışarıda beklemeyi o süreci tercih ediyorlar. Çok da güzel çok bir aileler. Selim ben de. Evet. O tatlı. Allah. Evet. O tatlı. O tatlı. Devam ediyoruz. Çok önemli bir konu. Günlerce infial yarattı. Hali hazırda yaratmaya devam ediyor. Ömür Gedik'in şort polemiği. Deniz Akkaya'dan da ciddi bir eleştiri geldi. Ve hatta yeni bir polemiğe de fitil ateşlendi diyebiliriz. Ömür Gedik yıllar önce emzirme polemiğini gündeme getirmiş. Deniz Akkaya da bunun üzerine bir şeyler söylüyor. Bakalım önce ne dediğini izleyelim. Evet. Ya Ahmet Hakan güzel yazmış değil mi gerçekten? Bir bana ne? Bir iki sana ne? İki sana ne? 10 kere tekrar et diyor. Doğru. Doğru. Yani zaten herkes onu o şekilde eleştirdi biliyorsunuz. Emzirme yazısını merak ettim ben şimdi. Emzirme yazısı neymiş? Deniz Akkaya'nın da çıldırdı. Tamam, şimdi Ömür Gedik'in o köşe yazısını verelim. Neymiş o yani? Kadınlar tabii ki çocuklarını emzirsinler ama bunu herkesin gözüne soka soka yapmasınlar. Kadınların emzirme özgürlüklerini sokak ortasında istedikleri yerde kullanmaları bana cinsellik ve libido düşmanı bir hareket gibi geliyor. Hele hele parklarda, meydanlarda yapılan şu toplu bebek emzirme eylemleri yok mu? Gereksiz bir şovenizmden başka bir şey değil bence. Libido düşürmek ne demek arkadaşım? Yani onu seksi bir şey değil diyor yani. Yani mecburiyetimiz var mı bizim kadın olarak her eylemimizin bir seksüel bağlantısı mı olmak zorunda? Bebek emzirirken seksi mi gözükmek gerekir? Yani bunu görünce, erkekler işte kadınlardan soğuyor. Soğusunlar. Ne kadar ayıp bir laf. Valla aramızda tek çocuk sahibi sensin, o yüzden şuradaki hakkı sana veriyoruz yani. Şeyini dinleyelim, söylediklerini dinleyelim, üzerine konuşalım. Emzirmeye dair daha aşağılık bir yazı okumamıştım. Amerika'da doğum yapmıştım ve kadınlar örtüleri altında her yerde, parkta, bahçede dünyanın en özel anne evlat bağına özgürce yaşıyorlardı. Ve ben de kendi ülkem için bu tabloyu özenerek izledim. Emzirmeyi sevmemiş, şort giymesinmiş. Hatun, bence sen kadın değilsin. Bilgine. Deniz'in böyle ani lafları var yani. Laf, sen kadın değilsin, bilgine. Yani fazla... Ne diyeceğimi çok bilemedim. Çok fazla. Şimdi... Bir de arkadaşım şimdi çocuk emzirmek yani kendisinin de bir evladı var. O yüzden ben şaşkınlıkla tabii bu 2015'te söylenmiş bir laf ama o zaman da çok infial olmuştu. Şimdi hatırlattığı için tekrar söylüyorum. Birincisi çocuk emzirmek eylemi maalesef öyle senin öngörebileceğin saat dilimlerinde falan olmuyor. Tabii, bebek acıktığı an bunu gerçekleştirmek nerede zorundasın. Olduğunu bilmiyorsun. Çünkü ilk 6 ay anne sütünden başka bir şey veremiyorsun zaten. Anladın mı? Yani bunu zaten her doğuran kadın bilir. Kim ister yani? Bizim için de çok büyük zorluk. İki büklüm bir köşede kendini mi kapatacaksın, çocuğumu doyuracaksın? Zaten kadınlar utanarak, sıkılarak yapıyor. İnan beyefendiler bu konuda daha hassas biliyor musun? Tek başına bir AVM'de ol, çocuğu emzirmek zorunda kal. Dört dönüyor erkekler. Doğru, hanımefendi doğru size yardımcı olalım. İşte ne bileyim şey bir yapalım. Şey uygun bir yer ayarlayalım. Biz önümüzü kapatalım, sırtımızı dönelim falan. Benim çok başıma geldi öyle şeyler. Çocuk tabii acıkıyor, ne yapacaksın? Gerçekten beyefendiler daha da hassas. Daha Ömür Hanım'dan daha hassas erkek gördüm ben bu hayatta. Şimdi doğru. Ömür çok akıllı bir gazeteci. Nereden ses geleceğini biliyor, oraya taş atıyor. Evet, bak şimdi benim de hani mesai, yani o Hürriyet gazetesinde ben yıllarca Posta gazetesinde çalıştım ve hani ne derler, insan olarak da tanırım. Taş attığı yerden nasıl ses geleceğini çok iyi biliyor. Ve bir önceki de Kürt tartışması vardı hatırlatıyorum. Evet. Gene bir şey söylemişti. Sonra ne oldu? Kendi giydiği kıyafette zaten canlı hayvan tüyü kullanıldı ortaya ben çıktı. Ben Ömür'le bu konu üzerine konuşmadım. Yani bir şey yazdım ama herhalde yoğundu, geri dönmedi. Şimdi ya AVM'de öyle biri hiç olmadı. Yani, zaten o konuyu da bilmiyoruz arkadaşım. Yani, bir fotoğraf koydu sonra Ömür Gedik. Buna ne diyeceksiniz bakalım diye. Herkes zannetti ki o fotoğrafı o çekmiş. Ben de öyle zannettim. Sonra birileri tabii hemen bulmuş. Pinterest'ten alınmış bir şortlu kadın görüntüsü. Onu zaten yapamazsın. Hani bazıları diyor ya çekip koysaydım falan. AVM'de ben bir şeyle gezerken beni arkadan ya da önden olmaz çekip. Ben adama para verdim büyük ihtimal. Canım, biri şimdi şöyle belki düşünmeye başladım. Ya böyle biri hiç yok. Ya böyle biri hiç yok. Ve Ömür... Belki de sadece bir şey konuşulsun diye bir şey demiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok akıllı polemik bir kadın. Polemik yarattı. Evet. Birilerinin ona cevap vereceğini biliyor. Mutlaka. Çünkü onun Twitter'daki şeyi de çok fazla. Takipçisi de epey fazla. Ya da acaba yani çok mu güzeldi kızda, birileri bakıyordu. Bir kadın kıskançlığı mı oldu orada?
ve böyle bir şeyi söyleme gereği duydum. Yok, o kadar da değildi herhalde. Onu mu takip edecek? Güzel kız mı bakıyorlardı? Bilemem ama hayır, ömrüm bak bütün yani fotoğraflarına da bak. Dışarıda da gördüğün zaman zaten çok rahat giyinen biri. Evet. Belki hani AVM'ye çok kısa bir şortla gitmiyor ama yaptığı röportajdaki rahatlık, efendim söyleyeyim dışarıdaki hal ve hareketleri. Sürekli bikinili paylaşır kendini kendi Instagram'ında. Şimdi hani bunu en son söyleyecek insan. Her türlü bikinili görürsün. Yani bunu en son söyleyecek insanlardan biri. Hani bensem en sonlardan biri. Hani benim bir üstümde ömürdür mesela. Hmm. Tamam mı? O yüzden diyorum acaba ya hiç böyle bir muhabbet yoktu bu kendince. Hani orada bir şey söyledi ve gündem tam yarattı. Da bu kadın cinayetlerinin üzerine gündem yarattı. Ya da hakikaten vardı da söyleme gereği duydu ama tabii Ahmet Hakan cevabını vermiş çok zekice bir şekilde. Ahmet Hakan'ın cevabını bir daha bana dinleyebilir miyiz sana lütfen? Ama sonrasında o da zaten ben yanlış anlaşıldım galiba diyor Ahmet Hakan'ın yazısı üzerine Ömür dedik. Evet. R yapmak güzel bir şey tabii. Hmm. Ama bak hala bugün konuşuyoruz yani neredeyse değil mi? Bir haftamızı bunu konuşarak geçirdik. Konuşuldu. Yani bir de tabii şöyle bir şey Ömür Hürriyet gazetesinde kıymetli bir isim. O mesela eskiden yaptığı röportajlar daha çok ses getirirdi. Hmm. Verdiği pozla bilmem ne. Biz ben, Ayşe, Ömür, Cengiz biz hep aynı gün çıkardık. Ahmet şimdi mesela onların da değerinin ben biraz azaldığını cevabı düşünüyorum. Cevabı geliyor. Yerine göre giyinmek diye bir şey var. Yerine göre giyinmek. Bu lafı işittiğim anda cinler tepeme çıkıyor. Ömür Gedi'ye bir tavsiyem var. Bu tür konular kafasına takıldığında şu iki sihirli sözü içinden 10 kere tekrar etsin. Bir bana ne, iki sana ne. Bir bana ne, iki sana ne. Bu hepimize tabii aynı zamanda. elbette bu hepimiz için geçerli de şimdi bu konu çok böyle şey oldu. Dediği gibi kadın cinayetlerinin üstüne gelince üstüne geldi. Bir sürü şeyi de tetikleyebilecek bir şey. Yani bir sürü erkek de buradan bak gördünüz mü kadınlar böyle yaptığı için biz de zaten şöyle yapıyoruz gibi cümleleri savunabilecekleri bir noktaya getirdi. O videoyu çektiği yerde de galiba straplez bir şey giymiş. Yani tuttuğu ölçüde kendi de çıplak görünüyor. Şimdi yani anladın mı bir şey söylerken birinden de bazen hani öyle bir yaşam biçimi beklersin Ömür Gedik ya. Bu fotoğrafında kime benziyor? Kime? Nurselidis. Ama o Ajda'dır mesela onun ikonu. Ama Nurselidis'e benziyor. Ama maalesef yapılacak bir şey yok. Ama son hali değil tabii bu hali. Bu bayağı photoshoplu bir şey. Şu an böyle hali. Değil evet. Şu an böyle değil. Ama yani evet enteresan bir şey oldu. Sonra Ömür Gedik tabii ki geri adım attı dediğiniz gibi. Bence gazeteden de büyük Ahmet tepki almış. Ahmet Hakan'a şans vererek. Evet. Dedi ki Ahmet Hakan'ın yazısını da okudum. Eleştirilerinde farkındayım. Kimseye de kızmıyorum. Eleştiriler özgürdür. Ama evet yani hani gerekli miydi? Özür ama diliyorum. Ama bu da iyi değil mi yani? Gereksiz. Helal olsun. Bak yine bunu söylemiş. Uzatsa da uzatır ama birileri durdurmuş olabilir. Tabii hayat orası Hürriyet gazetesi. Bir sürü okur var. Düşünsene kapalısı var, açığı var. Her şey var. Senin yazarlarından biri böyle yapınca üst merciden de biri bir dakika demiştir. Bir uyarı almış olabilir almıştır. Yani. Eğer gazete yapısını biliyorsam almıştır. Almasa da yani almamış olsa dahi çok ciddi bir infial oldu. Çok. Yani ona destek veren 5 kişi ise 105 kişi hayır sana dedi, dedi mesela. Sana ne dedi? Hatta belki de onun gibi düşünen biri varsa bile bu şekilde anlatması hasebiyle onlar bile karşı durdu. Işte acaba bunu deyince tam tersi bir şey olduğunu acaba anlayamadı mı o? Yani bunu dediğinde acaba daha muhafazakar ve biz Müslüman bir ülkeyiz ya. Bence insanlar o açıdan da söylemedi ki onu. Yani onu düşünerek söylemedi bence. Sizce o hassasiyette mi söyledi onu yok, yani? Yok hassasiyet, hayır şöyle. Orası bile tepki gösterdi demeye çalışıyorum. Yani şey yandaş çıkabileceğini ama, düşündüğümüz insanlar bile sana biz de mesela tamam biz kendimiz örtünen insanlar değiliz ama gelen dini vecibelere uygun şekilde örtünen biri olduğunda ve onlara bir şey söylendiği zaman aslan kesiliyoruz. Evet. Yani bizim bunu uygulamıyor olmamız bu hassasiyete. Ki bize de yazmadılar mı sana yazma bana yazdılar ben dedim ki asla böyle bir şey yazmayın net siliyorum ve engelliyorum yani. Ne o zaman da, o zaman da diyor ki ben tamamen buradan okudum isim vermeyeyim benim fikrim değil yani benim de çünkü ailemde kapalı insanlar var. O zaman ben de bilmem ne görmek istemiyorum. Kara çarşaflı bilmem neleri görmek istemiyorum deyince. Çok büyük terbiyesizlik. Dedim ki lütfen yorumu silin. Herkes her şeyi görüyor. Yani şunu demek lazım. Bir tarafa özgürlük öbür tarafa hayır. Öyle bir şey. İki şey tarafa yok. Da eşit özgürlük. Hepimiz her şeyi herkes görüyoruz. Herkes istediğini yaşamalı. Ve göreceğiz de. Çünkü bir kere yani kalabalık bir yerde yaşıyoruz. Hiç kimse birbirine uymak zorunda aynen. Değil. Ama şu var. Geçen gün ikiniz de geldiniz ne dediniz? Evet. Nişantaşı'nda öyle bir kadın gördük ki biz ikimiz de şaşırdık dediniz. Yani şimdi kadın bazı şeyler kadın bizi biz şaşırtıyor. Evet. Diyoruz ki bu ne yani? Evet. Yoksa tabii ki
Bize ne onun şortundan, öbürünün bile, hiç böyle giyinen çok samimi arkadaşlarımız yok var. Mu? Bugün Deniz de Akkaya zaman dünyanın zaman. Modeli ve benim can ciğer sevdiğim bir kadın. Anlatabildim mi? Şimdi Deniz'in koyduğu fotoğrafa ben bir şey diyebilir miyim? Ya da Deniz bana bir şey der mi koydum? Değil. Ama bu bazen bizi şaşırtacak derecede ve sokaktaki kurala, şu toplum kurallarına uymayan ve bunu son derece böyle basitleştiren ve kadının değerini de aslında çok düşüren tipler var. Bak biz var. O kadını ciddi görünce... Ciddi anlamda var. Yani kadın da bu mu diyorsun yani? Olmuyor. Şimdi ben dedim ya şimdi bu öyle bir açıldı ki önümüzde. Etek. Yani etek zaten tam poponun altındaydı. Çok hafif bir rüzgar gelmesiyle tepeye çıktı. Bütün iç bütün çamaşırı. Bütün topacı ve yani kadınlar da döndü. Evet yani bütün kadınlar döndük. Erkekler yoktu yani ortalıkta. Bak ben sana işte o gün bunu söylemiştim Canan'la tartışmamızda. Dedim ki mesela. Canan bu işin semti yok. 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 Dedim ki mesela. Orada da herkes dönüyor. O kadar kısa giy. Hiç problem yok. Altına giydiğin çamaşırı mesela. Ama ben sana ne dedim? Kilotlardan ama ben sana ne dedim? O zaten görünmek için giyiyor. Bak yani oradaki... Yani özgürlük mü dersin ona bilemiyorum. İşte ondan sonrasına karışamıyoruz biz. O zaten ne kafada yaptığını ve biraz bilmiyoruz. İhtiyal evet. Yaratsın istiyor zaten. O farkında değil mi giydiği şeyin sence? Yani bir kadının o kadar boylu poslu. Ve köpek gezdiriyordu. Dolayısıyla sürekli köpek içinde hem eğilmek eğiliyor, zorunda. Hem bilmem yani ne. Sürekli ortadaydı. Şimdi köpek gezdirirken sen yani şimdi bak sen hani yerine göre giyin, yerine göre giyinmek var ya mesela. Ben Ahmet Hakan'ı çok severim ama yerine göre giyinmek diye bir şey gerçekten var. Çünkü mesela köpeğini gezdirirken kalkıp da gerçekten ultra kısa bir şort ya da mini bir elbise giymiyorsun. Bir eşofman altı üstüne bir tişört giyiyorsun, dolaştırmaya çıkıyorsun yani. İşte yani o saatten sonra ben böyle giyinmek istiyorum dediğinde de yapacak hiçbir yapacak şey kalmıyor. Şey yok çünkü tabii o zaman canım. Görünsün ve dikkat çeksin istiyor kimse belki. Kimse kimseye karışamıyor. Anaların babalarının sözünü dinlemiyor şimdi gençler, çocuklar. O zaman Ahmet Hakan'ın lafını tekrar hatırlatıyorum. Bir... Sana ne? İki. Bana ne? On kere. Bana ne bir de sana ne? Bana yani. Ne ya da sana ya ne? Evet de bize ne? Ama yani ben de katılıyorum yine de bir nokta. Bak, nasıl demeye çalışıyorum? Bak bu görüntü de. Bak bu görüntü de bana göre mesela video çekilecek yani konuştuğunda değil mi yarısını görürüz yarısını görmez. Üstü resmen çıplak gibi mesela. Yani şöyle düşün o zaman herhangi bir davete giderken neden mesela altında black tie dedikleri tuvalet ve smokin ibaresi var. Ben oraya da o zaman istersem kotla giderim gibi mesela anladın mı? Her yerin kendine göre bir onun şeyi var. Onun cevabını Ahmet Hakan versin ben evet. Bilemeyeceğim. Şimdi dediğiyle acaba bizim şu an konuştuğumuz şey aynı mı? Yani Ahmet Hakan da muhtemelen ama her şey giriyor. Yerine göre giyinmek yoktur o dediğinde da her şey giriyor. Protokolde bir yere gittiğinde Cumhurbaşkanı'yla i̇şte vesaire o zaman görüşünde işine şey gelince değil. Yani o zaman hayır, öyle acaba o zaman onun dediği böyle. Ne demek? Anladın mı? Tamam peki çeken neler oldu? Cenk Küpeli'nin kameralara asla bakmaması ve kaçması ve sinir olması. Demet Şener'in yaşlanmış gibi görünmesi. Demet Şener'in biraz evet gerçekten öyle gözükmesi. İnanılmaz. Cenk Küpeli'nin magazin hiç sevmemesi ve hiç bakmaması. Çocuğun tatlılığı ve şekerliği. Cenk Küpeli'yle ki iyi diyaloğu güzel. Aynen benim dikkatimi o çekti. Cenk Küpeli ve küçük yavrumuz son derece samimi ve tatlış çok bir tatlı. Şekilde... evet o da kaçıyor. Oğlan da sevmiyor. Bak şimdi Cenk Küpeli'ye bakar mısın şimdi? Bir telefon bahanesi. Yalan. Evet. Ya ki da, bana soru sormasınlar. Ya da vale. Ama ya orada da vale. Çalma ihtimali de yüksek biliyorsunuz değil mi? Pardon benim... hayır şoförü aradı. Derhal buraya gel. Gel dedi. Bak böyle. O böyle. Tamam. O sırada oğlan zaten kameradan kaçmıştı. Cenk Bey hemen onu yamacına aldı. Araba gelir gelmez arabaya götürdü. Ve arabaya binince de belki de Demet'e dedi ki ya keşke konuşmasaydın. Demet'te o kadar rahatsız bir görüntüsü Demet yok. Demet de dedi ki ne yapayım şimdi ben yani konuşmayayım da ne yapayım. O da farkında. Demet ben Şener'e, uyduruyorum şu an uyduruyorum. Tabii, empati Demet Şener'e mikrofon her yerde uzatılır. Bu yani. Artık bir gerçek. Evet. Bunu kabul etmek bunun zorunda. Bunun için evlendik zaten. Evet. Bir projeden mesela. Bahsediyor. Onu da şey misiniz diyorlar. Hani o da destek mi? Projenin içinde mi bir şekilde? Yok her şeyin farkında her şeyle ilgili ama ben yapıyorum projeyi maddi diyor. Maddi manevi diyor yalnız desteği. Onu geçmeyelim. Acaba maddi manevi destek mi diyor? Yani o da her şeyin içinde diyor. Aha, her şeyin içinde diyor. Evet. Konuya gayet vakıf diyor yani. Evet gayet vakıf ya, diyor. Ya mutlulukları güzel şortla tabii ki. Şortla ilgili de bizim de az önce söylediğimiz gibi tam zamanlaması bu kadar ağır bir travma yaşadığımız döneme denk gelmesi Ömür Gedik'in çok talihsiz ama oldu. Ama çok güzel bir açıklama Münferit, yapıyor değil mi? Evet dedi ki evet tabii ki yerine göre giyinmek falan ama... kadın kadına her zaman destek vermeli dedi ve bu kadar kadın cinayetinin olduğu
olduğu bir yerde erkeklere kendilerini meşrulaştıracak yeni bir gündem maddesi vermemek gerektiğini söyledi. Burada son derece katılıyorum. Zaten siz de böyle giyindiğiniz için biz de böyle oluyoruz'a getirebilecek. Çünkü var öyle zihniyetler var. Zararlı, kımı zararlısı tipler. Onlara da böyle bir yol açmanın hiç anlamı yok yani. Çünkü o zaman bu sohbeti ilk ettiğimizde de hatırladım şimdi birileri de o iki sene evvel kadar mıydı otobüste şort giydiği için dayak yiyen bir hanımefendi ya, vardı ya. Mesela onun işte sınırı yok. Sınırı yok. Pınar, yani AVM'de sana göre böyle kısa bana göre uzun öbürüne göre kısa. Evet. Sınırı yok. Herkes kendi sınırını kendi belirleyecek. Aleyna evet. Tilki ABD'ye mi yerleşiyor? ABD. Ama konumuz bu değil Serenay Sarıkaya. daha şimdiden özledi. Neyi özledi Serenay Sarıkaya? Yaz bitmedi, Kerem bitmez bizi. Dedi. Paylaşıma bakalım. Alice. Hayır ha. Ya Deniz'i özlemiş herhalde. Yazı yani bitmedi bitemez. Bitmesin inşallah maşallah gördüm. Şimdi fotoğraf. Yaz boyu bütün bikini fotoğraflarını paylaşıyor herkes. Yaz sonu bitmesin paylaşıyor. Yağmurlar yağmaya başladığında yine bir bikinili koyuyor TBT ile yaz gelse diyor. Sağ olsun bazı kadınlarımız ciddi anlamda bikiniyi koymak için her türlü TBT'yi yapıyorlar. Nisan doğru. Geliyor bu sefer yine bir bikini koyuyor. Ama hadi güzelse, bakalım yaz gelsin. Demet Ergül burada bir paylaşıma yorum yaptı. Allah nazarlardan saklasın, Allah sahibine bağışlasın, Allah seni korusun, çok güzelsin, çok kalbin gibi çok diyor. Şimdi demiş Allah sahibine bağışlasın deyince benim aklıma hakikaten biri vardı. Demet'in hep böyle bir söylemlerini altında bir şey çıkarıyoruz. Biliyor, evet, biliyor ve birinin varlığına acaba gönderme mi yapıyor diye düşünüyorum. Kalkar gidermişim ben yayından şu şekilde. Bilemiyorum. Bu kadar. Şeyde Gülben Ergen'e de işte düğün bekliyoruz falan hazırlıklar falan demişti biliyorsunuz. Alay başıyım demişti Gülben Ergen'e. Alay başıyım demişti. O yüzden şimdi Serenay Sarıkaya'ya da Allah sahibine bağışlasın deyince sanki şu anda hayatında biri varmışçasına bir mutluluk ifadesiymiş olsun. Gibisine. Olsun. Bir cinsin bir gibi. Şey bir şeyler. Ay ben söylemeyeyim bir şey zor başım belaya giriyor. Zaten dur. Gideceğiz tabii. Ele tutuşa gidiyoruz biliyorsunuz. Ben nereye gidiyorum? Bu tarafa sonra üçümüzün bu tarafa bana da gelirsiniz. Boşverin. Allah mutlu mesut etsin inşallah diyelim. Her kimse. Evet ne yapalım tabii. Öyle. Mutlu olsun. Her zaman ha. Demet Akalın'dan bir paylaşım daha vardı. Neslihan'la ilgili dün verdik ya. Ya yorum yapmış. Evet. Bir magazin sitesinin altına. Neslihan da onu. Ay Neslihan diyorum. Ay Allah'ım. Neydi ismi? Doruk. Yeni Doruk adıyla. Özgürce hissettiği gibi acayip de yakışıklı demiş. Evet Doruk da onu almış. Hikayesinde paylaşmış ve beni çok mutlu ettiniz yazmış. Merve Özbey de destek vermiş. Birçok kişi destek vermiş kendi özgürlüğünü yaşa diye. Şeyler yazmış. Çok şeysiniz bu konuda sertsiniz diye. Ben aileyle ilgili söylemiştim onu yani aile kurmak toplumun devamlılığı insan ya türünün herkesin vesaire. Herkesin kendi düşüncesi kim ne derse hayatım, desin. Ama biz korkmuyoruz ki yani bir sürü arkadaşımız yok mu aynı bir tercihleri yapan? Bir sürü arkadaşımız yapan? Var. İş hayatında varlar. Aşk hayatlarında bilemedim. Var ama sen de bilemedin. Ya sosyal yani biz ikimizin de... bilmemesi çok normal. Şuna çok karşıyım. Yani bak bununla ilgili bir şey... benim de var canım benim de var. Hepimizin ortak olanı da var. Tabii. Ne diyebilirim tamam, ki Allah'ın yarattığı birine? Şu hay bak şunu altını çizmek lazım. Ne zaman bununla ilgili bir eleştiri yapsan ya da bir gerçeği söylesen. Yani aile kuramazsınız, çocuk sahibi olamazsınız ve gerçek anne baba olmadığınız için de toplumun gerisini tür olarak devam ettiremezsin dediğin an sen homofobik denebiliyor mu bilmiyorum televizyonda. Böyle bir yaftayla yakıştırıyorsun. Demiş bulundum. Diyor sonra da bilemedim çünkü denir mi? Ama aslında onunla da o değil mi? Evet, o, başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilmem neden korkan mı demek lazım? Tamam gari tekrarlama. Neyse. Hiç olmaz öyle yapayım yani. Teknik olarak terimle çok bu. Çektim ben vallahi çok mutluyum bugün. Hayır dün evet. Bunu deyince Allah'ım tabii ki de bana işte sen şöylesin sen işte korkuyorsun sen ötekileştirmiyorum. Tabii ki de özel hayatlarınızı yaşayın, cinsiyetle yaşayın. Bana ne, sana ne? Bana ne, sana ne? Ayrıca da 10 kere içinden söyle. Elbette sana pembe, ötekine mavi cüzdan verildiği zaman bana bir şey demek düşmüyor. Ama siz aile kuramazsınız. Sizden çocuk olmaz. Dolayısıyla da bu böyle şöyle yazmışlar. Aile de kurarız, kariyerde yaparız, bilmem ne yaparız. Şimdi bir de gerçekler var ya hani teknik ve tıbbi olarak. Çünkü bu algı o kadar çok veriliyor ki biliyorsun maalesef sosyal hangi medyada. Algı? İşte, yaparız diyeyim öyle bir şey yok hayatım yani, Allah'ın verdiği vücut belli yapabileceklerim belli. Belki ameliyatla bir sürü bir şey yapılabiliyor ama tıbbın da geldiği noktada senin çocuk sahibi olmana gerek yok. Türk toplumu çok güzel her şeyi kabulleniyor.
çok güzel de sahip çıkıyor. Aman bana bir kimse de yaz. Ötekileştirmiyor. Zaten ötekileştirmemek de gerekiyor ama bence Türkiye'de gayet rahat hayatım, yaşanıyor. İş hayatında kimse var, yönetici, etmesin. CEO. Çok, yani belki çok belli etmiyor kendini ama hepimiz biliyoruz. Şimdi sen bu kadar özgür yaşadığın bir yerde de aile de kurma. Hani o da değil, anladın mı? Yani aile dediğin şeyin içine bu şekilde boşaltılmasından rahatsız mısın? Zaten aile olmuyorsun. Bilmiyorum, şeyi sormak lazım ama galiba yapamıyorlar onu. Mesela diyelim bu şekilde bir evlilik olduğunda Rüzgar ve sevgilisi için karısı için söylüyorum. Hı. Çocuk evlat edinebiliyor mu? Olmuyor. Ediniliyor. Ediniliyor. Türkiye'de edinebiliyor mu? Ediniyor ya şimdi. Kim? Selin Ciğerci. Edinebiliyor mu yoksa öyle bir imaj mı yaratılıyor? Bilemiyorum yani, sonuç bekliyorlar, sıra bekliyorlar diye biliyorum ben. Çünkü sonuçta hayatım artık onun pembe bir nüfus kağıdı var. Türkiye Cumhuriyeti kadın olduğunu kabul ediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İş yaş o zaman yani. Eğer böyle bir şeyse yani kimse kusura bakmasın. Yani bu benim fikrim. Beğenin ya da beğenmeyin ya da bana saldırın, umurum değil. Eğer mesele böyleyse çok yaş. Yani kırıcı yani, da olmak istemiyorum ama şey bence söylemeyeyim, değil. Tam sonucu bilmiyorum. Edinebiliyor mu edinemiyor mu ama hiç teknik olarak öyle bir polemik olmuştu ama hiçbir fikrim yok. Hayatım, Sperm Bankası'ndan bile çocuk sahibi olamadığın bir ülkede. Hayır, evlenip canım evlenecekler. Hayır, bak ya. Şimdi evlenecekler. Ama ötekisi bana daha doğru geliyor mesela. Evlendikten sonra buna göre. Bence teknik olarak bir imkansızlık olmamalı. Sonuçta bir kadın ve bir erkek evleniyor. Hayır, hayatım. Gerçek bir kadın ve gerçek erkek değil. Hukuki boyutunda olabilir yani, öyle resmi ve kanunlar karşısında böyle görünüyor olabilirsin ama teknik ve tıbbi olarak gerçek kadın ve erkek değiller onlar. Yani gerçek anne ve baba hissi olmaz onlardan. Olmaz. Yani benden olur, ondan olmaz. O kadar söyleyeyim yani. Gerçek anne hissi yani olmaz derken. Olmaz. Onun yetiştirdiği çocuğun. Evlatlık edindiği zaman mı diyorsun? Evet. Olur mu yani? O değil ama yani. Ya. Kendini kadın gibi hissetmek başka bir şey. Ya da kadınken erkek gibi hissetmek başka bir şey. Allah öyle yaratmış. Bir şey diyemiyorum. Kıyafeti de değiştirebilirsin. Buna da bir şey demiyorum. Ama evlat yetiştirmek başka bir şey. Başka bir şey ve onu da çok gerçekten bir şey. Ha, bana şöyle diyebilirsin Canan, öylemiş gibi olanlar var ki yanında anne ya da baba diyemeyeceğin. Tabii, onlar o kadar iyi evlat yetiştirir ki belki mümkün. Ama ben evlat yetiştirilecekse bence kanunda yeri yok onun. Bak yanlış bilmiyorsam vallahi işte yok. Belli hiç olmaz de duymadım. Merhamet ve vicdan duygusu. Hayır, kimde yani. Ne olur bilemeyiz. Ama çünkü çok kadın doğup da anne olup da evladına neler yapanlar var. Seyirciye sorsana. Bu duygunun kimde olduğunu da bilemiyorsun yani. Seyirciye sorsana bilemiyorum mesela yani. Böyle ne bir çiftin. Hayır, böyle mesela senin ciğerci üzerinden sorayım. Mesela evlat edin bilmiyoruz. Belki de bir avukat da yazabilir şimdi bize. Diyelim mümkün olsa evlat edin. Yani buna mesela insan nasıl bakarsınız? Olmalı mı olmamalı mı? Evlilik okey. Pembe mavi cüzdan karşı cinslere verilebilir, tamam, ben hukuki boyutuna bir şey demiyorum. Devlet buna izin veriyor. Ama mesela evlat edinmelerine nasıl bakarsınız izleyici olarak? Hı. Bize yazsanıza yani, bu benim onaylamadığım bir şey. Yani sen onda sağlıklı bir çocuk yetişeceğini mi düşünmüyorsun? Hayır, ben gerçek anne yani gerçek bir kadının anne duygusunun ve gerçek bir babanın baba duygusunun olması gerektiğini düşünenlerdenim. Hı. Ama bu ülkeye bak bakayım, dünyaya bak, kaç şimdi tane sen, bak, yaradılıştan baba olup anne olup da hiç duyguya sahip olmayan bak, hiç neler var. Çocuğunuz doğurdu mu sadece, var sadece para için sadece para sahibi olmak için senin verdiğin örnekler çok doğru. Çocuk sahibi olup çocuğu hiç umrunda olmayanlar tabii, ama var. Ama benim korkum şu, belki biz görmeyeceğiz. Yani hayat değişiyor ve biz görmeyeceğiz. Belki ömrümüz vefa etmeyecek ama bu tip evlilikler ve çocuk edinilmeler ve aile o tip bir kavramla girdiği zaman kimse çocuk sahibi olmaz. Bir izleyicimiz yazmış, bilmiyorum. Olmaz yani. Galiba türü devam evlat edinmiyorlar ama Kıbrıs'ta taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacakmış galiba. Çünkü evet. Burada şey bak varmış. Türkiye'de Sperm yani Bankası'nda evlat büyütecekler. Sonuca bakmak lazım. Ha öyle ha öyle. Neyse, bu konular çok hassas ve ince konular. Gerçekten öyle. İnciniyor insanlar. Ne yapsan ne desem birileri inciniyor. Hadi bir de ama gerçekler var. Doğurabilen kadın ve yapabilen de bir tane baba olmalı. Ve insan ırkı da öyle devam ediyor. Şimdi sen bunu onayladın ve normalleştirdiğin an zaten bir marifet değildi. Doğruyorum diye laf söylemeyin. Ama marifet bak şimdi. Neyse hadi bunlara girmeyelim. Çok uzayacak. Tabii, benim sürekli oynayarak. 3 milyonluk arabaya bin.
Vale hesabı yap. Olmaz arkadaşım. 3 milyonluk arabaya biniyorsan hakkını vereceksin. Belki son bir 170 TL kalmıştı. 200... Onu da oradan toparladılar Valeye işte. Valeye de bir 200 lira atacaksın ya. Bu adeti böyle. Budur. Bu işin adeti budur. Burada şimdi 4 diye girdik. Bazı kaynaklarda 4 milyon TL, bazı kaynaklarda 3 milyon TL. Hadi ama biraz önce arkadaşlarımız bakmışlar. Şeyden, kendi sitesinden 3 milyon. Ama şey de olabilir tabii. İçine dediğin gibi çeşitli ekstra ekipmanlar konduğunda evet, araçların olabilir. Fiyatı farklı. Modifiye edildikçe değişiyor o. Hiç otomobil güle kullanmayan biri için. Tabii çalışıyor. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip evet. etsin. Düğün arabası mı olsun dedin sen? Bir şey dedin sen. Ben demedim. Acaba düğün arabası mı? Olur bir olur. Dedin. Olur güzel uygun olabilir. Uygun mu? Uygundur. Evet. Uygundur. Biz her an bekliyoruz artık böyle tabii. bir haber. Ama kazasız belasız kullansın tabii. Allah'ın izniyle. Güzel. Evet. Ben çok seviyorum ikisini de. İnşallah güzel bir evlilik bunlar haberi de gelir. Özel zevkler. Benim 3 trilyonum olsa 3 milyonum daha doğrusu yeni parayla hayatta böyle bir şey almam herhalde. İşte ama ekstra yani şöyle düşün. Şu an senin bir 3 milyon TL'nin 3 olsa milyon onu başka değil. Türlü onun yatırım. Onun 100 milyon olduğu ha, için 3 milyon arabayı alıyor. O 3 milyon başka bir şey oluyor. Sırf orada. Elinde 3 milyon yok ki gidip arabaya vermiyor. Doğru söylüyorsun. Evet, senin şimdi 3 milyonun olacağı için ev sen alacağız. Ona ev alırsın tabii. Kuşlar ya da başka bir yatırımda kullanırsın. Arsa alırsın. İşte sana estetik şeyi alırsın. Açarım. Dükkanı açarım. Evet çok güzel olur. Açsana. Klinik aç. Çok klinik. Klinik. Şey, estetik evet, dükkanı ben demesi de yani klinik. Ben hep söylüyorum bunların bu işi yapması gerektiğini. Evet evet. Buradan duyurulur diye soymuşum. Yapacağız inşallah şimdi Ersin'de konuşacağız değil mi? Yapalım o işi. Bence de yani. Yapalım evet evet. Bağdaşıyorsun o işle çünkü. Yani söylenecek bir şey yok fazla. Allah, İyi günlerde kullanın. İyi günlerde kullanmayı. Valilere dağıtın. Ve Allah saçın, inşallah bu mi? Arabayı bir gelin arabası olarak paraları görmeyi saçsınlar. Nasip etsin. Niye saçsınlar? Yıllardır çalışıyorlar. Çalışsın. 3 milyonluk arabaya binen para verecek valeye. 50 lira çıkarırsan yakışmaz. 200 çıkaracak. Bu kızın bolluk hareketleri. Bu kızın bolluk. Sen tabii şarjın kaybolunca 50 liraya buldurursun bana. Hmm. Tabii öyle şarjı kayıp kaç para veriyorsun diyoruz mesela bulmaya 50-100 o dakika neyse zorluğu yani evet. verir mi verir. Zorluk derecesine göre verir, rakam verir. Değişiyor. Evet. Orada yani 10 tane kaldıysa şarjı mecbur bulmaya mecbur verin alıyorlar ama almasalar yani madem bu kadar acıyorsunuz madem bu kadar vicdanlısınız parayı almayın. Hem parayı alıp bana ondan sonra niye kızıyorsunuz? Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ve oyuncu Deniz Baysal evleniyor. Dün kına geceleri vardı ve Beyaz Magazin'e özel açıklamalar tabii ki. Peki giderek hepimizin bu kadar güzel olması. Maşallah. Bunu söylemeden geçemeyeceğim evet. Allah esirgesin. Az ben de. Ay pardon. Ne yorum gelmiş? Şey, evet. Söylesene. Neyse. Dur ne şimdi yok, konuyu dağıtmayalım. Hiç giremem. Ben kısa bir vakit kaldı. Mümkün olduğunca haber girelim diye. Gördüğünüz gibi Allah mutlu mesut etsin. Fazilet Hanım ve kızlarında çok dikkat çekmişti zaten. Burada başroldeydi. Her şeyi çekip çeviren. Fazilet Hanım ve kızları deyince bir tanıdığından bahsediyorum. Ben annemler çok seyrediyordu. Mecburi Hizmet bayağı izledim. Diziyi de bilmiyor, içindekileri de bilmiyor. Güneyde o zaman daha küçüktü böyle yapıyordu. Fazilet Hanım ve kızları başladı anne. Fazilet Hanım'a seyredelim diye. Bu arada tabii grup olarak da Kolpa grubu da biliyorsunuz çok sevilen bir grup. Çok. Onun solisti. İki genç çok güzel bir görüntü. Tatlış, mutlu olsunlar. Canan'ın sevmediği haberler. Mutluluklar diliyoruz. Mutlu olun. Hayır bunlar konuşacak bir şey yok. Damat kınayı bastı. Hmm. Hayır bak şimdi şimdi bunda konuşacak bir şey yok. Güzeller. İkisi de beyaz krem giymiş. Yakıştılar. Bitti. Kına gecesi yapar mısın? Genel olarak mı? He, sen mesela yapar mısın? Sever misin? Tabii ben gelenekselim o konularda. Hmm. Çok şeyim yani. Olması gereken neyse kayınvalidenden böyle elinin içine hediye bekler misin? Mümkünse Cumhuriyet. Hmm. Evet. Peki. Kayınvalide tek istediğimiz yer. Takı merasimi, tek takı merasimi ve kına gecesinde. Ne kadar işine geldiği gibi. Ah, her ben zaman. Ben senin kayınvalidenle mutlak suretle konuşacağım. Her zaman. Her bak, zaman. Ay kayınvalidesi bir de bizim yakınlarımızdan biri olurmuş. Düşünsene. Yani olur olur mu? Kader ya. Düşünsene mesela. Kayınvalidesi bizim yakınımız. Canan'ın kayınvalidesi. En çok altını kimler takıyordu? Karadenizliler mi? Göçmenler mi? Boşnaklar. Ha. Sen bana onlarla gel. Bir de Güneydoğu'da çok kemerler falan böyle. Yok takan Urfa, takıyor. Mardin. Karadeniz'de de bir şey çok takıyor. Mardin'de takılanlarla beraber ben muhtemelen çökerim. Anladım o kadar ağırlığın altından ağırlığını. Destek veririz sana. Yürüyorlar mı destek? Damada dayanırsın şöyle düşmemek için. Gayet güzel şakası olur bence. En tabii. Çok takıyı kim takacaksın? O bölgeden biriyle. O bölgeden biriyle izdivaç gerçekleşsin. Çünkü neden? Altın seviyor. O da altın seviyor. Rahatlı altın seviyor. Ay acaba böyle hani altınlar alıp kaçan gelinler var ya acaba. Şimdi işte ben onlardan biri olabilir miyim acaba? Bir şüphe duydum kendimde. Hayır. Kendimi.
Tam tersi. Sen dersin ki buradan daha çok gelecek şey vardır. Kaz gelecek yerden tavuk kese gelmez. Ben bu ailede kalayım, bir de çocuk yapayım onlara dersin. Tabii. Sünnette ayrı takarlar, doğumda ayrı takarlar. Yaşadın sen. Tabii. Şimdi zaten ben evlenmeyi çok planlamıyorum ama şimdi bu annemlerin taktığı takılar var ya, onların biraz geri gelmesi lazım. Bazen diyorum ki bir arkadaşıma falan, çok yakın çocuklar. Annemlerin taktığı takıları geri gelsin diye geleceğim diyor. Pınar, duyuyor musun? Ama şimdi yatırım yapmışlar. Annelerin düğünlere gidip takı taktı ya bugüne yıllarca kadar. Yıllarca yatırım ben yapmışlar. Ben de evlenince diyor annemin taktığı takılar geri gelsin. Evet, Firuş dünyanın takısını taktı. Babam her yaz bir düğüne, her yaz, her hafta bir tane düğünde. Şimdi yok ki acaba bir arkadaşının böyle yalandan sahteden bir düğün mü tertip etsek takıları toplamak için. Kardeş kardeş hani. Gerçekten inanılır gibi değilsin ya. Bir konu altın olduğu zaman Canan Canan değil. Hani açken sen değilsin gibi. Gerçekten. Konu altınsa Canan da Canan. Başkasının boynunda görse onu soruyor. Altın mı diyor. Tabii. Mantıcıya gitti mesela, en bana verir sonra misiniz diyor. Mantıcının bak, boynunda soru var ama çok güzel bir erkek zinciri. Ve ben böyle yani sipariş verirken onu dedim. Yani bana verebilir misiniz onu? Niye dedi beyefendi? Takmak için dedim ama manasız bir cevap. Manasız bir şey. Yani. Ama ne yazık altın ki vermedi. Vermedi. Evet, bu da böyle güzel bir haber oldu. Anımız olsun diyorsun gidelim. Pınar evet. Gidiyoruz bak, son 5 dakika. Son 5 dakika. Ay, yayın bitti mi? Tabii 5 dakikamız kaldı. Biz gidiyoruz. Eyvallah olsun. Sevdiğiniz emin için, sevmediğiniz yapmak için. Yapmak istediğinizden emin misiniz Bilal Bey? Ne yapmak istiyorlar Canan'a? Altın mı getiriyor Bilal Bey? Altın mı getiriyor? Diyor ki Bilal Bey, hadi hayır diyor, ben diyor haber girmeyeceğim. Canan oynasın mı diyor? Son 5 dakikanız var diyor. Ne? İzleyicilerinizle hasret giderim. Şimdi şöyle başlayayım. Çok kırmış olabilirim sizi. İleri geri saçmalamış olabilirim. Bazen yanımdakiyle, bazen sarı şekerle birbirimize girmiş olabiliriz. Ama günün sonunda iyi insanız. Gerçekten bir dakika. 3 ay bizi çektiniz. Bana gıcık oldukları için seyrettiler. Bak, benim seyircimin öyle bir Stockholm sendromu var. Evet. Bu gıcık acaba bugün ne yapacak diye. Bana da yazıyorlar. Çok gıcıksın ama seni seviyoruz. Güzel bir şey. Kırdıysam özür dilerim ama söylediklerimin hep arkasındayım. Yani bu böyle geri vites yapıyorum anlamında değil. Ama iyi idare arada ettiniz. Arada geri vites yaptığında oldu. Olmadı ama mı? Ama ortada oldu zaten. Oldu. Evet. Geri vitesçi Canan dediniz mi demediniz mi? Reyci Canan dediniz mi demediniz mi? Ama sana olan sevgimizi herkes biliyor. Evet, yani. Bütün evet sokak biliyor. Bir kere bütün kadınlar biliyor evet yani. Herkes, her soran bunu biliyor. Değil mi yani? Önce bu kıza nasıl tahammül ediyorsunuz, sonra? Yok. Evet. Tabii sonra önce onu söylüyorlar. Bana mesela her yazdıklarında Pınar Hanım, size ve Sinem Hanım'a mesela çok selam söylüyoruz. Canan'a nasıl dayanıyorsunuz? Nasıl tahammül ediyorsunuz? Bir sonraki soru. Onlar tabii yani. Ama Canan'ı da tabii ayrı çok seven var. Çünkü yani izleyiciye geçen bir doğallık var tabii ki. O doğallığı izleyici bir de çok şey iyi anlamıyorlar bence insanlar. Yani burada hepimizin bir tarzı var, tavrı var. Şimdi sen iyi haberler konuşmaktan hoşçasın. Pınar çok daha hanımefendi bize göre baktığın zaman. Ben de eleştirmek için buraya oturtulmuş biriyim. Yani şey, gazetecilikten hoşlanmıyor. Çok güzelmiş falan. Şimdi o zannediyor ki bütün hayatımız içinde de böyleyiz. Halbuki kuliste bir kere canlı yayın açalım. Yerlerdeyiz yani, anlatılan şeylerde doğru yaşadıklarımızla. Yani doğru, dışarıda o kadar gıcık biri değilim dışarıda ben. Dışarıda bu kadar gıcık değil yani tabii ki ama bizi gerçekten seyircimiz, tabii bizim seyircimiz çok tatlı ve çok sağ olsun hepsi. Yani hepsi çok değerli çok, değil mi? Her yaş diliminden bize yazan, programa dahil olan. Ama ben mesela bu sene çok yoğun bir kış geçirmiştim. Ve gerçekten buraya yani yaz döneminde kendimde buraya gelecek güç hissetmemiştim. Dedim ki bir sen Şirin'e, eğer sen benle her gün kanala geleceksen kabul edeceğim. Ama gelmeyeceksen ben gidemeyeceğim yalnız. Çünkü benim halim yok. Hı hı. O da bana dedi ki, evet ben ilk günden son güne kadar senin yanında olacağım. Sen projene aynı geldi şekilde devam et dedi. Ve as yani en büyük teşekkürümü ona borçluyum ben. Çünkü bu yani bu yaz bu masada oturduysam onun desteğiyle ve onun sayesinde ha, oturdum. Hiç bizim şeyimiz yok. Giderek bak, hayır, bak şimdi. Hayır bak, başka bir şeyden bahsediyorum. Kişisel bir şeyden bahsediyorum. Halim yoktu, gücüm yoktu çünkü. Anlatabildim mi? Benim duygusal iliş çıkışlarımı biliyorsunuz. Şimdi her evet şeyi açık açık mı anlatayım? Açık açık. O yüzden çok teşekkür ediyorum yanımda olduğun için. Sağ ol. Bizim emek teşekkür verdiğin eder için. Misin? Dur bir dakika, size de sıra geliyor. Emek verdiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir. İkincisi efendim, tabii ki sizin isminizi duymak, sizinle beraber olmak. Şimdi artık biz ne kadar kışın kopmuş gibi yani gözüksek de, görüşmesek de aramızda tabii ki bir bağ var. Birbirimizi seviyoruz. Ve zaten üçümüz de o konuda gıcığız. Yani sevmediğimiz insanlarla aynı asla masaya oturamayız. Asla oturmayız. Üçümüzün de önce bir sevgi geliyor her şeyden önce. O yüzden ağlayacağım. Sizinle olmak tabii ki benim için çok güzel. Çok aynen iyi. Biz birbirimizi öyle çok iyi tanıyoruz artık mesela. İzleyici için de üçümüzü bir arada görmek çok güzel.
Onlar da eminim ki bu üçünün içinde başka biri olsa onlar da kabullenmez. Ben sana bir şey söyleme, bu gerçekten... Geçen gün Canan'a delirip bu masaya oturmasaydım. Çok pişman oldum. Dediğim için çok pişmanım. Yok hayır. Bazen insan... İşte çok anlık tepkiler veriyorsun. Anlık tepki. Bence şunu da söylemek lazım. Çok sevgili yapımcımız Bilal Özbilge, program müdürümüz Cihat Sembat. Mesela o aslında onların projesi. Evet. Biz çok farklı birbirine hiç iş yapmamış, bir araya gelmemiş, uzaktan teşriki mesaisi olan insanlarken bizi bir gün dediler ki sen gel, sen gel, sen gel. Bu masaya oturttular. Bence son iki yılın en iyi masa projelerinden birini ortaya çıkarttılar. Çünkü hep hepimizin geçmişleri ve hayata bakışları birbirinden son derece farklı ama o uyumu kavga etmeden, birbirimizi incitmeden, yayın dışında asla bunu taşımadan çok büyük keyifle yürüttük. Onlara da çok teşekkür ederiz. Sevgili Sayın Osman Gökçe'ye de çok teşekkür ederiz bize bu şansı, fırsatı, Beyaz TV izleyicileriyle buluşma şansını verdiği için. Ben tabii bu arada Canan'la ikimizin özel teşekkürü çok sevgili Kadir'imize. 3 ay boyunca hiç üşenmeden her sabah bizimle Canan'ın bütün bu huysuz hallerini çekerek. Ama benim yükselenim Oğlak. Makyajımızı yapan ve gerçekten bize her dakika yanımızda elimiz ayağımız olan sevgili Kadir'e. Bugün ayrıca sevgili Cenk Çiriş'e nerede çok teşekkür ediyorum. Nerede Kadir? O zaman bir dakika geldi. Saçlarımızı yapan Ertaç Bey. Ertaç abi. Evet. Berk. Evet. Sınırımız. Fatoş'umuz. Öznur'umuz. Fatoş'umuz. Buradan buraya kadar ve bütün ekibimiz. Teşekkür bitmez. Derya'mıza, Canan'ımıza, Ebru'muza, bütün stajyerlerimize, Asya'mıza, kameramanlarımız, Serra'mıza. Bu arada 2 Eylül'de de tabii ki Söylemezsem Olmaz başlıyor. Çok deneyimli bir ekibe teslim ediyoruz. Bizim görevimiz başladığı gün bugün biteceği belliydi. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Onların seyircileri de tabii onların çok kıymetli. Onların seyircileri çok fazla. Herkesin kendine ait bir izleyici kitlesi var. Başarılı bir yayın zamanı diliyoruz ve reklamlara gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Sürçülisan ettiysek affola. Bu arada herkes soruyor devamı ne? Kendi Instagram sayfalarımızdan bundan sonraki süreçte biz gitmiyoruz. Ekranlarda devam ediyoruz. Sadece Beyaz TV ile yolculuğumuz burada bir virgülle tamamlanıyor haberleri diyelim. Hepimizin başka mecralarda işleri devam ediyor. Takip ederseniz kış boyunca buluşmaya devam edeceğiz güzel projelerle. Sürçülisan ettiysek bu kez gerçekten bütün yayınlar için affola diyoruz. Dilin kemiği yok, bazen kaçabiliyor, üzebiliyoruz. En çok ben. Ama kalbimiz temiz, sizi çok seviyoruz. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.